Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Akit Medya Grubu'ndan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar. Yeni stüdyomuzu beğendiniz inşallah. Bu şekliyle yeni bir oturum oldu. İlkini yaşıyoruz. Oturum şekli evet yeni. Peki. Gayet de güzel, profesyonelce olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Efendim avukat Bülent Demir, Adalet Platformu Başkanı, sizler de hoş geldiniz. Hayırlı hoş akşamlar bulduk, diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yine değerli gazeteci arkadaşlarımızdan biri Ali Tarakçı. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Bora Çelik, Vatan Partisi MKYK üyesi. Sizler de hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Onun dışında da sanıyorum yazarlık ve şeyiniz var, araştırmalarla ilgili çalışmalarınız da var. Değerli izleyiciler, birçok konuya değineceğiz ama bu konuların en önemli başlıklarından biri Atatürk. Atatürk denilince Türkiye'de ilginçtir. Birilerinin Atatürk'ü aslında ortak değerde olan bu ülkenin kurucularından biri. Ama ne ilginçtir ki sadece bir kısmın Atatürk'ü diye geçiliyor ve birileri kullanıyor, suistimal ediyor. Biliyorsunuz Atatürk'ü koruma kanunundan tutun birçok şeye kadar da bu akşam değineceğiz. Bu konularla ilgili ben hemen özellikle Murat Alan'a sözü vererek başlamak istiyorum. Murat Bey, özellikle Emine Şahin olayı üzerinden başlayalım. Andığımızla ilgili başlayan 10 Kasım'dan ilgili gelen ve arkasından da birilerinin şekillendirdiği bir Atatürk. Atatürk üzerinden birileri kıyamet koparırken acaba gerçekten hiç eleştirilemez mi veya birileri istediği gibi kullanma yetkisine sahip mi? Ne diyorsunuz? Evet, yani hani şimdi vakadan özel ayrıca düşünmek gerekirse, siz konuşurken ilk önce aklıma şey geldi. Uğur Mumcu'nun bir sözü vardı. Hı-hı. Bu ülkede banka soymak isterseniz kar maskesi, ülke soymak isterseniz Atatürk büstü, Atatürk fotoğrafı, Atatürk kalpağı kullanırsınız diye bir şey vardı. Hı-hı. Suistimali açık bir konu. Bir de bir şey daha var. Bu benim şahsi düşüncemdir de aynı zamanda. Toplumun önemli bölümünün saygı duyduğu bir isim. Bu önemli bölümünün saygı duyduğu isme hakaret etme lüksü yok kimsede. Ama şöyle de bir gerçek var. Bugün yaşayan cumhurbaşkanını koruyan açık net bir kanun yokken ortada ya da yaşayan cumhurbaşkanına edilen hakaretlerin önemli bölümü mahkemece serbest bırakılıyor ya da işte yargılama konusu yapılmıyorsa vefat etmiş bir cumhurbaşkanı hakkında özel bir kanun bence aslında bu ülkede provokasyon çıkarmak isteyenlerin, Mustafa Kemal'i bu konuda kullanmak isteyenlerin tırnak içinde, suistimal etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Her dönem çeşitli dönemlerde 28 Şubat tutun da, 12 Eylül'den tutun da 28 Şubat'a, 28 Şubat'tan Danıştay cinayeti dönemine, o dönemden sonra gelinen bu döneme, şu an yaşadığımız sürece baktığımızda sinir uçlarını uyarmak için, toplumun belli kesimini kutuplaştırmak için başvurulan yöntemlerden biri. Tutuyor mu? Bence her dönem tutuyor. Her dönem senaryoyu bildiğimiz halde, sürekli aynı şeyi söylediğimiz halde tutuyor. Ama burada özellikle tabii Bülent Bey daha iyi, daha detaylı muhakkak anlatacak, bize aydınlatacaktır bu hususta. Ama yaşanan Emine Hanım özelinde yaşanan bir ilginç durum var ki bana göre hani biz bunu şöyle ana akım, hükümete yakın medyanın da ana akımının şöyle değerlendirdiği, provokasyon olarak yorumladığı, özellikle üstünü bu şekilde örtmeye çalıştığı ya da ucuza kaçtığı bir vaka yaşandı. Emine Hanım özelinde değerlendirecek olursak, üstünün provokasyon ifadesiyle örtülmemesi gereken bir hadise yaşandı 10 Kasım'da. Bana göre ki göreceksiniz, bunlar hemen açığa çıkmıyor ama bir gün, yani kısa bir zaman diliminde bunun FETÖ ile de ilişkisini kesinlikle göreceksiniz. Fethullahçı terör örgütünün hala yargı, emniyet, sivil toplum kuruluşları ayağında, uzantılarında. Hani belki ucuza basite kaçmak gibi de algılanabilir. Ya ülkede her şey FETÖ'ye bağlanıyor denebilir ama bu ülkede kriminalize her vaka maalesef FETÖ bertaraf edilemediği için, bu tehdit bertaraf edilemediği için ucu, sonu, bitimi oraya uzanıyor. Ki tutuklama kararını veren hakimden
hakimin o gün yaptığı işten, HSYK'nın neden müfettişlerin bugüne kadar bu olayın üzerine gitmediğinden tutun da işte yaşadığımız sürece kadar tamamında bana göre FETÖ ile alakalı, bana göre Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçlerle alakalı. Bu hususta ben diğer vakaları ayırıyorum. Aynı gün benzeri günler içerisinde Mustafa Kemal heykellerine, büstlerine yapılmış olan saldırıları ayırıyorum. Ama Emine Hanım vakasında, Emine Şahin vakası kesinlikle bir provokasyon olarak değerlendirilemez. En azından kendi özelinde. Hani bu kızcağız provokatördür ifadesiyle değerlendirilemez. Orada bu olay sonrasında bir provokasyon tezgahlanmış olabilir. Ancak bana göre Emine Hanım bir provokatör değildir. Bir tutuklama gerekçesi de haklı bir gerekçe değildir. Hele Mustafa Kemal'i koruma kanunuyla alakalı bir gerekçe değildir. Ben o gün sosyal medyada bir tweet attım bununla alakalı. Altında yazanlar oldu. Provokatörü mü koruyorsun diye. Bana göre tutuklama verilecekse delilleri MİT ve emniyet tarafından bulunup çıkarılmalı, provokatörse bu hanımefendi. O dönem için söylüyorum. Şu an provokatör olmadığına inanıyorum. Ama onda da ne yapılmalı? İşte halkı kin ve nefrete teşvik ya da provokasyona da benzeri suçlamalarla tutuklamaya sevk edilmeliydi. Mustafa Kemal'e hakaretten değil. Çünkü yalan yanlış ifadelerle doldurulmuş emniyetteki birine operasyon yapılacaksa bence gözaltıyı yapan, karakolda sorgulayan, sorgu tutanağına yalan beyanlar yazan polis memurlarına operasyon yapılmalı. Birine soruşturma geçirecekse bence toplumu germeye çalışan, o ilgili kanun maddesini yanlış yorumlayan, yanlış hükümle tutuklamaya sevk eden savcıya, bence yine birine işlem yapılacaksa onu o yanlış hükümlere rağmen, o yalan beyanlara rağmen, açık tanık ifadesine rağmen, kişinin kendi beyanına rağmen tutuklamaya sevk eden hakimle ilgili işlem yapılmalı diye düşünüyorum. Bülent Bey bu konuda bizi aydınlatacaktır. Birazdan diye umut ediyorum. Diğer konuklarla da bunu ifade ettikten sonra tekrar döneceğiz Bülent Bey'e. Ali Bey'e sormak isterim. Ali Bey, siz nasıl düşünüyorsunuz Emine Şahin olayında özellikle? Gerçekten Emine Hanım provokatör mü? Şimdi aslında düşüncelerimize, inançlarımıza ve değerlerimize tam da karşı taraftan herhangi bir şey geldiğinde hemen provokasyon diye söylüyoruz. Ya da bizim kendi içimizden benimsemediğimiz bir şey olduğunda, yani ait olduğumuz yerde, ona da provokasyon diyoruz. Hı hı. Bir kere her şeyden evvel şunu söyleyeyim. Her iki kesim için de söyleyeceğim. Türkiye'de kendini solda sayan ya da tam solun karşısında sayan ya da Mustafa Kemal'i ilahlaştıran ya da yücelten ya da onu ilahlaştırmayan, yüceltmeyen ya da ona hakaret eden diyelim. Her iki kesim için de söyleyelim. Hepsine sorduğunuzda düşünce özgürlüğünden yana mısınız? Herkes yana. Demokrasiden yana mısınız? Yana. Herkes tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Yaptıkları konuşulabilir mi? Konuşulabilir. Hele hele faniler tartışılabilir mi? Ölmüş olsalar konuşulabilir mi? Evet, konuşulabilir. Ama şimdi şöyle bakalım. Bugün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir eleştiri yapıldığında onu ilahlaştıran ve dokunulmaz görenler var mı? Var. Ellerinde fırsat olsa onun eleştirilmemesi için kanun yapıcılar, kanun koyucular olur mu? Olur. Şimdi her şeyden evvel şunu yapalım. Erdoğan'a karşı ilahlaştırma kısmında var mı öyle bir şey? Var tabii. Niye? Yani siz oradan görmüyorsunuz ama başka bir taraftan böyle bir gerçeklik var. Ama asıl şunu söyleyelim. Mustafa Kemal Atatürk eleştirilebilir. Onunla ilgili birileri düşüncesini söyleyebilir. Birileri onlara onu dokunulmaz kılabilir. Birileri de hayır, dokunulabilir denilebilir. Çünkü demokrasi ve hukuk bunun için var zaten. Biri tartışılamıyorsa ve konuşulamıyorsa, onunla ilgili eleştiriler yapılamıyorsa o ülkede demokrasi yoktur. Ve bugün Türkiye'de de adalet ve hukukun olduğunu söyleyenler için söylüyorum. Yani iktidarı savunanlar için söylüyorum. Eğer onların iktidarında bugün Emine Şahin gibi kadınlar tutuklanabiliyorsa, bu Türkiye'deki iktidarın ve devleti yönetenlerin ayıbıdır. Hem de iktidar olduklarını söylemelerine rağmen. İktidar şimdi söyle, eğer baskı yapma yetkisine sahip midir? Papaz Bronson'da yapıyorsun da orada niye yapmıyorsun? Çok basit bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede savcılar, çok açık söylüyorum, ben aynı zamanda emniyet için de söyleyeceğim, öyle bir durum oluşturulmuş, yani öyle bir şey oluşturulmuş durumda ki, bir şey olursa FETÖ'den oluyor,
Bir şey olmazsa normal oluyor. Akademisyenlerin, son iki akademisyenin tutuklanmasını kim yaptı? Kim karar verdi? Ya şimdi bütün bakmak gerekiyor. Yani sadece bir Emine Şahin olayından bakarsak, ya bu ülkede herkes Mustafa Kemal karşıtlığı üzerinden tutuklanılabilir ve hakaret yiyebilir. Linç edilebilir. Bu ülkede herkes muhalefet adına muhalif, bu iktidara muhalif olabilir ve bu muhalifin kötücülük yaftası yapıştırarak tutuklanabilir. Bir şey var. Ya burada doğru gitmeyen, yanlış olan bir şey var. Adalet, şimdi hukuksuzluk mu var? Adalet mi var bu ülkede? Nasıl? Yok. Yok tabii ki. Ne adaleti? Ya bu ülkede adaletle... Sistemde böyle bir şey nasıl düşünebiliyoruz? Mesela siz doğrudan hukuk yapmıyorsunuz. Bu coğrafyada dün de adalet yoktu. 1923'te kurulan Cumhuriyet. Hı hı. Hala adaletsiz ve hala adaletsiz ve hukuksuz olarak devam ediyor. 1923 ile 50 arasında bu coğrafyada, yaşadığımız bu topraklarda ne kadar adaletsizlik yapılmışsa, hukuk adına ne kadar cinayet işlenmişse hala aynı cinayetler işlenmeye devam ediyor. Yani meselenin özü şu, yani kendi cumhuriyetimizi ve yaşanılanları, kutsal diye gördüklerimizi, cumhuriyeti dokunulmaz gördük, yani dokunulmaz kılıyoruz. Bugün de dokunulmaz kılıyoruz var olan yönetim. Bugünkü yapılacak her yönetime yönelik olarak, yani eleştiriyi dış kaynaklı, FETÖ kaynaklı olarak yaptalıyoruz. Öbürleri de başka yaptalıyor. Ya bu hoş bir şey. Ülke farklı bir yere gidiyor ve ben iktidarı kim, bugün iktidarın başındaki kimse, yeni bir sisteme geçildiği söyleniliyor. Bu yeni sistemin sonuçlarını hep beraber izliyoruz. Ekonomide izliyoruz, siyasette izliyoruz, hukukta izliyoruz. Toparlayacak olursak, Emine Şahin'in tutuklanması karşısında bu ülkede milyonlar varsa, ki var. Aynı zamanda milyonlar rahatsız, ama aynı zamanda da o rahatsız olanların içerisinde Emine Şahin'in tutuklanmasıyla ilgili olarak provokatör diye suçlayabilenler var aynı cenahın içerisinde. Bir akıl tutulması devam ediyor ve bu akıl tutulması böyle devam ederse Türkiye önümüzdeki 5 yıl içerisinde, açık bir şey söylüyorum, bir kumpas kuruluyor. Bu kumpas, yeni bir darbe ortamının hazırlığı yapılıyor ve aynı zamanda bu yaşadıklarımızın tamamı küçük küçük nüveler olarak gördüğünüz bir iç savaş koşulları hazırlanıyor Türkiye'de. Toplumsal uzlaşma yok mu? Yok, hayır. Böyle bir uzlaşı falan yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Bora Çelik, Vatan Partisi MKYK üyesi. Sizler de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Üç önemli konumuzun, daha doğrusu ikisinin özellikle açıkladığı detay bilgisine gelecek olursak, Vatan Partisi bu konuda ne düşünüyor? Fikirleri nedir? Gerçekten bir provokatör mü? Hayır. Bu ülkede sonuçta birilerinin sevdiğini diğerleri sevmek zorunda değildir. Baktığımızda demokratik bir hak mıdır? Yoksa devlet büyüklerini koruma kanunu gereği bunun böyle mi yapılması gerekiyor? Öncelikle ekranı başında izleyen izleyicilerimize buradan iyi geceler diyerek başlayalım. Bu saatte bizleri izliyorlar. Şimdi bir şöyle başladı yani tartışmalarda. Bunu işte şu anki Cumhurbaşkanı veya diğer önceki Cumhurbaşkanlarına yapılmazken niye Atatürk'e karşı yapılıyor diye. Buna şuradan bakmak lazım. Aralarında fark var. Aralarındaki fark ne? Birisi oranın kurucu Cumhurbaşkanlığı yapması. İkincisi de burada şu an Atatürk'e sadece bir isim olarak bakarsak yanılırız. Atatürk bugün bir savaş mevzisi içerisinde. Ve o savaş mevzisi içerisinden burada hareket etmek lazım. O savaş mevzisinin içerisinde olduğunu nereden görüyoruz? Bugün NATO tatbikat yaptığı zaman düşman cephesine, biliyorsunuz, işte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Atatürk'ü koydu. Yani bugün düşman cephesi, bugün NATO, ben NATO'yu düşman cephesi olarak görüyorum. Atatürk eğer düşman cephesinde görüyorsa, hı hı, benim ona göre konumlanmam lazım ve ona göre konumlanıyorum. Ve buradaki manzaralara baktığımız zaman, bu savaşın içerisine nasıl, nereye geldiğimizi, 10 Kasım'ları izledik. 10 Kasım Ankara'da, orada olan arkadaşlarımız aktardı, biz burada İstanbul'daydık. Ara sokaklara kadar gençlerin dolduğu, her zamankinden daha fazla genç sayısının olduğu ve her kesimden insanın geldiği bir nokta haline gelmiş mesele. Şimdi bu olayın üzerine dediğiniz o Emine arkadaşın yaptığı işler ortaya çıkınca orada bende bir soru işareti oluşuyor. Diyorum ki neden bu zamanda, bu tarihte? Neden bu zamanlarda çıkıyor? Burada
bütün toplumun her kesiminden Atatürk'e karşı bir mevzilenmesi varken, onun etrafında birleşiyorken ve orada o 10 Kasım manzaralarında işte kapalısı, başı açığı herkes orada 10 Kasım'da atasına ziyaret ettiği ve hep bir ağızdan, bakın o çok önemlidir, diğer 10 Kasım'larda olmayan bir şey, 10 binlerce genç hep bir ağızdan andımızı okudu. Aslında buradan da andımız bizi birleştiren bir mesele. Türkiye'nin esas sorunları bugün hem işte hem dışta savaş yaparken andımız meselesi değil. Bunu gündeme almayın. Oradan gençliğin verdiği bir mesaj var. Bunları da çok iyi görmemiz gerekiyor. Ve burada yani bu Atatürk'e saldırılar sadece bu son zamanda da değil, bunun esas merkezinde bir Batı merkezi olarak da görmek lazım. Mesela hepinizin tanıdığı Karen Fok, Türkiye'nin İşte Avrupa Birliği'nin Türkiye masası şefi. Kullandığı cümlelere bakıyorsunuz. Türk gençliğini kimliksizleştirin. Ve bunun da alt başlığını şöyle diyor. Onu Atatürk'ten ve Atatürkçülükten uzak tutacaksınız. 1923'ten beri başlayan, aslında verilen Batı mesajlarına baktığımızda Türk toplumunun asimile edilmesi için ciddi bir çaba var. Ancak Türk toplumunun burada asimile mi olması gerekiyor diye soracak olursak, sanıyorum bu da siyasilere düşecek daha çok. Türkiye'nin eğitim sisteminden tutun yeni reformlara kadar birçok konuya da değinmemiz gerekiyor. Burada en önemli sorun da Milli Eğitim Bakanlığı'nın buradaki gençliğin ve yeni jenerasyonun yetişmesinde ciddi bir değişikliğe gitmesi gerekiyor ki sanıyorum kanunlarla devlet büyüklerini korumaktan çok kanunları değil devlet büyüklerini korurken onların asli unsuruna uygun bir vatanseverlik noktasında yüklenmesi gereken bir süreci de çocuklarımıza şimdi de anlatması gerekiyor. Yoksa daha bunları çok konuşmuş veya tartışmış olacağız. Yalnız bir konuyu size özellikle sormak istiyorum. Osmanlı'nın varisi olan atalarımız. Peki bir de Cumhuriyet'in varisi olanlar var. Bu iki jenerasyon bir araya gelemez mi? Neden hep ötekileştirme? Vatan Partisi'nin özellikle beyanlarına baktığımızda vesairesi, evet kısmen Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü çok önemli ölçüde savunuyor biliyoruz. Peki Cumhuriyet'in çocuklarıyla Osmanlı'nın çocukları veya ataları neden bir türlü barışmayı öğrenemedi? Ya burada şimdi o sorunuza da çok geleceğim az sonra. Burada bizim bu cümleleri kurarken esas söylemek istediğimiz mesele şu. Bugün şu an bir savaşın içerisindeyiz. Kimisi buna savaş böyle yok diyor. Hatta kullandığımız kelimeleri, mevzi kelimeleri, askeri kelimeleri niye kullanıyoruz diye şikayet de ediyorlar. Böyle bu dönemin siyaset dinine uymuyor diye. Ama şunları çok net görmemiz lazım. 3 yıla kadar İstiklal Caddesi'nde bile bomba patlıyordu. Ankara'nın göbeğinde, başkenti. Ama kim yaptı diye sormak lazım. Tabii yani arkasında Amerika var. Amerikan emperyalizmi var ve onun bizzat eli ayağı kolu olan ve hatta benim kara kuvvetim dediği insanlar var. FETÖ var. Ve burada bunu en son da işte 15 Temmuz'da da çok net bir şekilde yaşadık. Ve bunların hepsi buralardan saldırılıyor. Ve orada... Yani diyorsunuz ki perdenin arkasını iyi analiz edemezsek önünü de göremezsiniz. Tabii ki. O yüzden ben burada bugün bu ayrılık meselelerini, şeylerini tabii ki konuşacağız ama bizim milletimizin ne zaman tek yürek tek bilek olduğu zamanları hatırlatmak için söylüyorum. Ne zaman olduk? Mesela 15 Temmuz'da olduk. Devletimize karşı Amerikancı bir şey geldiği zaman, tehdit geldiği zaman orada bir milletin nasıl kenetlenerek ordusuyla beraber onlara nasıl ders verdiğini çok iyi bir şekilde gördük. Bize anti-militarist diyen birçok insan oluyordu. Siz çok böylesiniz, şöylesiniz falan diye. Amerikan tankları Ankara sokaklarında gezerken, Gazi Meclisimizi bombalarken bir tanesi o tankların önünde yoktu. Oradaki insanlar vardı ve oradaki insanlar gerçekten kenetlenmiş birbirine ve şu ayrılıklarına bakmıyordu. Ya sen Kemalistsin, sen işte sosyalistsin, sen İslamcısı çok muhafazakarsın, evet, çok İslamcısın diye bakmıyordu. Hatta şunu da görebiliyoruz. O zaman iktidar ne yapıyordu? İktidar genel merkezine Atatürk posterini asıyordu. Çünkü bugün o savaşın içerisine girdiğimiz zaman bu ayrılıkları körükleyerek, Atatürk'e hakaret ederek veya oralardan bir şey çıkartarak bu savaşı kazanamayız. Ben de diyorum ki bu savaşın içerisindeyiz. Bugün Türkiye'nin önündeki bütün siyasetçilerin de önündeki görev bu mevzide yer almaktır. Peki. Bu savaşın cephesinde en önde yer almaktır. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Bülent Demir.
hukukçu arkadaşlarımızdan biri. Üç önemli konumuzu da dinlediniz. Sayın Emine Şahin'in bu anlamda hani bir provokatör müydü? Hukukçusu aynı zamanda da avukatıydınız bildiğimiz kadarıyla. Bu anlamda beraat etmesi noktasında da girişimleriniz oldu ve savunma makamı noktasında da sizler savundunuz. Gerçekten devlet büyüklerine baktığımızda çok radikal bir madde mi var? Hayır, vatandaşlarına zulmeden bir devlet anlayışı mı var? Özellikle iki önemli konuğumuzun da ifade ettiği şekliyle AK Parti iktidarı döneminde, özellikle AK Parti muhafazakar bir parti olduğu dönemde Emine Hanım'ın tutuklanmasına ne demek lazım? Birileri toplumu geriyor mu? Bu dört önemli başlık içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teşekkür ederim. Beyefendi programa girerken güzel bir şey söyledi. 1923'ten beri bu ülkede Anadolu toprağında adalet yok diye. Altına imzamı atıyorum. Ve bu teşhisten dolayı kendisini tebrik ediyorum. Ancak bu adaletin olmayışı bu 1923'ten beri gelen süreçte 2002'den sonraki iktidara mal edilemez. Dolayısıyla bizim adaletsizlikleri konuşurken birinci öncelikli dikkate almamız ve ıslah etmemiz gereken konu Türkiye'deki özgürlükçü düşüncenin önünde engel olan kanunların ıslahı. Çünkü bu Anadolu çocuğu, bu coğrafyada Anadolu çocukları olarak biz Alman ceza hukukuyla, İsviçre medeni hukukuyla, işte İtalyan borçlar kanunuyla, yani bizim musallaya yatana kadar tabi olduğumuz hukuk ecnebi hukuku, Hristiyan hukuku, Batı hukuku. Yani evet. Bizim öz değerlerimizle örtüşmeyen kanunlar manzumesi içerisinde adalet aramak beyhude. Hı hı. Dolayısıyla Cumhuriyet'le birlikte 1923'ten itibaren dikilen bu elbise Anadolu çocuğuna uygun değil. Frenk meşrep ve Frenk kanunları. Bu kanunların içerisinde bu coğrafyanın çocuklarının özgür düşünmesi, hürriyetperver insanlar olması mümkün olmadığı için bu kanunlardan biri olan 5816 mer'iyette olduğu müddetçe biz daha çok Emine Şahinler konuşuruz, daha çok Safiye İnciler konuşuruz, daha çok Aliler, Ayşeler, Fatmalar konuşuruz. Bizim bu akşam burada konuşmak istediğimiz konu Emine Şahin değil, 5816 olmalı. Kemalizmin 1923'ten beri bu coğrafyaya, bu toprağa artıları ve eksilerinin ne olduğunun tahlili olmalı. Emine Şahin kesinlikle bir provokatör değil. Kendisinin avukatıyım. Olayın olduğu günden kendisi hakkında tahliye kararı verilene kadar ki tüm süreçleri detaylarıyla birlikte aile yapısına varana kadar çok titiz bir şekilde tahlil ettim, teşhis ettim. Zaten provokatör olsaydı biz de kendisini sahiplenmezdik. Çünkü kendisinin samimi, dindar, biraz da yüksek hissiyatlı bir gencimiz olmasından kaynaklı bir tepkisi. Fakat bu tepkiyi daha sonradan Murat Bey'in söylediği gibi gerek yargısal süreçte, gerek toplumsal, gerekse medyatik süreçte provokasyona eviren odaklar, fraksiyonlar ve insanlar oldu. Kendisi provokatör olmamasına rağmen, olayda provokasyon olmamasına rağmen yargı sürecinde, yargı süreci devam ederken ki sosyal medya sürecinde bunu bir provokasyon boyutuna çıkaran ve beyefendinin söylediği gibi toplumu kutuplaştırmaya çalışan bir mecraya döndü. Bunun ilerleyen sürecinde, şu anda yargılama devam ediyor. Hı hı. Hakkında bir iddianame hazırlandı. Bu iddianame mahkemede kabul safhasında. Alt detaylarına girmek istemiyorum ama yapılan büyük bir hukuksuzluk
tahliye kararı verilmesiyle, tutuksuz yargılanma kararı verilmesiyle en azından yetmez ama evet diyeceğimiz tarzda biraz telafi edilmeye çalışıldı. Ancak hakkında iddianame hazırlanmış olması bile benim hukukçu vicdanıma uymuyor. Çünkü kendisinin Atatürk ilah değildir sözünden başka hiçbir sözü, bu söz zaten suç değil. Fakat bu sözle birlikte sarf ettiği hiçbir söz de 5816 kapsamına giren bir söz değil. Ama buna rağmen yargının bu şekilde davranması belli konulardaki delillerle ilgili bir detay. Onu ilerleyen süreçte tekrar ben kamuoyuna avukatı olarak açıklayacağım. Şimdi ülkede 5816 gibi bir kanunu siz gündeme getirdikten sonra insanların, yine gazeteci arkadaşımızın, beyefendinin söylediği gibi özgür düşünmesini, gerçekleri ortaya çıkarmayla ilgili toplumsal aydın refleksi oluşmasını bekleyemezsiniz. Onu sevenler için bile bence 5816 bir pranga özelliğini taşıyor. Yani dünyanın hiçbir yerinde hakkında öldükten sonra bir kanun çıkarılan ve ona en ufak bir hakaret, ki bizim Türk Ceza Kanunumuzdaki en düşük suçlardan biridir hakaret. Bu hakareti ölmüş bir kimseye özgüleyerek, onun hakkında özgür iradesine ket vuracak şekilde bunu kanunlaştırıp, bu şekilde işte Kemal Paşa tatlısından, Atatürk ilah değildirinden, yani böyle trajikomik hadiselerle, genç olsun, yani 5816 ile ilgili belki Türkiye'de en fazla dosyası olan avukatımdır. Yani gelen olaylara baktığınız zaman böyle bu ilkellikten dolayı duvara tekme atasınız geliyor. Yani bir genç Kemal Paşa tatlısından dolayı sosyal medyada bir espri yapıyor. Polisler geliyorlar, kelepçe takıp bu adamı mahkemeye çıkarıyorlar, tutukluyorlar, cezaevine atıyorlar. Yıl 2018. Peki, Türkiye'de gerçekten adalet yok mu? Şöyle, şimdi bu adaletsizliği bu iktidara yüklemek değil, 1923'ten beri Anadolu insanının fıtratına uygun olmayan kanunların, bu coğrafyada Yamalı yaşayan Yamalı Boğaç'a anayasası insan, yaparsanız bunların olması doğal değil mi? Gayet doğal. Dolayısıyla bizim 5816 değil, bütün kanunlarımızı bu coğrafyada yaşayan ve %99'u Müslüman olan insanımızın öz değerlerini ve geldiğimiz noktada dünya konjonktüründe yer edinmeye çalışan bir millet olarak kendi benliğimize, öz değerlerimize ve adalet anlayışımıza uygun hale getirmemiz lazım. Bu konuda ciddi bir ıslaha ihtiyaç var. Yani ben Osmanlı hayranıyım. Yani siz dünya üzerinde 600 yıl 3 kıtada 3 milyon kilometre karede içinde her türlü demografik yapısı evet, zengin olan bir coğrafyayı idare edebilmeniz ancak ve ancak adaletle olur. İşte Sultan Fatih Hazretleri'nin bir Ermeni ustabaşıyla nasıl yargılandığını, onu yargılayan yargıcın tavrının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim işte o kodlarımıza, Osmanlı kodlarına, Selçuklu kodlarına, adalet noktasında, içtimaiyet noktasında, kamu vicdanı konusunda ve bireysel adalet noktasında çıkamadığımız müddetçe çok çok aşağıdayız. Çok çok aşağıdayız. Çıkamadığımız müddetçe hem şu anda dünya konjonktüründeki adalet çıtası açısından çok aşağıdayız. Batı toplumuna göre bile aşağıdayız. Onların kanunu almış olmamıza rağmen tatbik noktasında bile onlardan aşağıdayız. Dolayısıyla bizim Batı'dan çok çok daha önce mükemmel adalet sistemini kurmuş dedelerimizin bu işi nasıl yaptığını iyice tekrar öğrenmeli, asli kodlara uygun olan bir adalet sistemini tekrar tesis etmek durumundayız. Yani 5816'yı düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir kanun olabilir mi? Herhalde Batılılar bu kanunu işte bir Yahudi eliyle hazırlattı. Yani Menderes'in adamlarının bize böyle bir kanun hazırlatın dediği ve bir Yahudinin kaleme aldığı bir kanun. Yani muhtemelen o Yahudi
çoktan ölmüştür de onun torunları bile bize göbeklerini kaşıyarak gülüyorlardır herhalde. Evet, yani bu tarz peki kanunları Batı'da... Özel'de bir soru sorsam. Şimdi bilmiyoruz biz. Yani Emine Hanım özelinde. Herkesin ortak noktası benim de kafamdaki fikir. Ki fikrimi beyan ettim Emine Hanım'la ilgili ama orada ne arıyor o gün? O törenin yapıldığı alana nasıl geldi? Provokasyon şimdi neden o gün oradaydı? Tabii yani neden o gün oradaydı? Mesela 9'u 5 geçe şey yapmak istemiyorsanız hani Türkiye'de diyorum ya yani bence bu kanun kaldırılmalı ki provokasyonun önüne geçilsin. Bence Mustafa Kemal bu şekilde korunmamalı. Provokasyona alet edilmesin. Ama özelde bir şey var ki 9'u 5 geçe gördüğümüz çok komik manzaralar var. Nedir? Otobanın ortasında araç durdurmak. Yanındaki adamın 120 ile gidişini seyretmek, önde tek başına dikilip yani uçağın içinde ayağa kalkmak, evet, komedi gibi şeyler ama dönüp baktığımızda işin perde arkasına iş dönüyor, dolanıyor. Ben bir gazeteciysem, eğer objektif düşünmek istiyorsam şuna varıyorum. Emine Hanım 9'u 5 geçe orada ne yapıyordu? Şimdi ben bakın bu programa benim geliş sebebim olayı kriminal olarak değerlendirmek değil. Çünkü eğer suçlu olduğuna ve provokatör olduğuna inansaydım zaten ben davayı aldım. Hayır değil ama şimdi. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim konuşma, aynı zamanda bizim konuşma, olduğunuz için. Bizim konuşmamız gereken şu. Yani bakın 1923'ten bugüne binlerce, yüz binlerce insan Emine Şahin gibi hemen provokatör algısı ve yaftası yiyecek şekilde Kemalizme baş kaldırmış. Bizim 1923'ten bugüne bitmediği gibi ben size iddia ediyorum. Önümüzdeki sene 10 Kasım öncesi ve sonrasında aynısı en az olacak. 50-60 tamam, kişinin bir fiil 9'u 5 geçe aynısı olacak. O zaman bizim konuşmamız gereken 2018'in 10 Kasım'ındaki Ayşe Fatma Emine değil. Bizim insanımız neden tepki gösteriyor? Kemalizmi konuşalım. Bu insanlar, şimdi Bülent Bey konuşalım da bakın ben hayır, diyorum ya size. Şimdi siz Emine konuşalım. Hanım'ın avukatısınız. Tamam genel manada konuşalım ya, ama olayı şeye indirgemeyin. Vaka bu ama ve bilerek ve kasten dini inancına uygun olmadığı için mesela diyor İstersen ki. İstersen şöyle düzeltelim Murat Bey'in ya da o tutanakta o tutanakta söylenilmeyen ifadeler ne ona mal edilen? Biri tutanağa. Siz o şekilde illa olayı bu şekilde dar kapsamda gündeme geldiğinde değil beyefendi ne demek daha kapsamda yani şimdi, ben Atatürk böyle bir şey söylemiyorum. 9'u 5 geçe orada 9'a 2-3 kala bankamatikten bu üniversitede 3. sınıfta okuyan bir kızcağız bankamatikten para çekmek için gidiyor. Atatürk büstüyle bankamatik arası 25-30 metre. Tabii İslam ile bir dönüş yaparak tanışması 2-3 yıllık bir süreç. Evveliyatında şey değil. Yani bir modern evet, İslam ile yeni tanışmış, belli öğrendiği konuları hemen anında yaşamak isteyen bir nasıl diyelim, takva mı diyelim, cezbe mi diyelim, aşk mı diyelim, öyle bir dönem içerisinde ve inançlarına göre giyinmiş. Oradaki kimselerin işte bir ibadet vecdi ve şeyi içerisinde hepsinin hareketsiz bir şekilde saf tutmuş gibi heykelin karşısında hareketsiz durmasına bu bir kıyamdır. Yani namazdaki kıyamdır. Herkes böyle kendisine hareket göre böyle kendisine göre bir oluşması. Çıkarım yapmış. Ondan sonra Atatürk ilah değildir diye yüksek sesle söyler söylemez. Ondan sonra polisin kendisine müdahalesi. İşin enteresan tarafı İşte sizin öğrenmek istediğiniz provokasyon mu değil mi? Sonrasında tutulan polis tutanağında ise siz puta tapıyorsunuz, puta tapma haramdır. Oysa ki bunları söylememiş. Söylediği Atatürk ilah değildir, bu bir kıyamdır. Allah'ın kanunlarını bilmiyor musunuz? Söylediği sözler bunlardan ibaret. Peki bunu tutanağa geçirmişler mi? Tutanağa bunları geçirmekle beraber söylemediği kısımları da eklediğine dair kendisinin provokasyon bu. Savcılıkta burada daha ince bir detay var. Yani
Bu ülkede kripto tarzı bir takım bu Kemalizm olabilir, FETÖ'cülük olabilir, başka örgütler olabilir. Yani meselenin sorununa indiğimizde, kaynağına indiğimizde birileri buraları hep suistimal etmesi. Evet, önümüzdeki yılda yine aynı sorun olacak, buna benzer. Ama sorunun kaynağını siz kurutmadınız. Ne zaman sürece olmaz ama bakın, bakın ne zaman olmaz biliyor Mahmut musunuz? Mahmut Kaçar'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Mahmut Kaçar'ın Kur'an-ı Kerim'i eline alarak putlara tapmayın dediği süreci biliyorsunuz. Günlerce gündem oldu vesairesi. Bunun özellikle bir hukukçu diliyle size sormak istiyorum. Bu gibi olayların önüne geçilmesi için örneğin devlet ne yapması gerekiyor? 5816'yı kaldıracak. Peki, şimdi şey, izleyicilerimiz diyor ki 5816 nedir söyler misiniz? 5816 bir Yahudi tarafından kaleme alınmış ve Atatürk'ün hatırasına hakaret suçunu içeren kanunun nümerik karşılığıdır. Yani biz hukukçular kimin kaleme aldığı değil de kanun onu söyleyeceğim gerekçesinde. Bir kimse diyor ki kanunun kanun ne yani onu yani bilmek istiyorlardı söylerseniz. Bir kimse Atatürk'ün hatırasına işte hakaret ederse 1 yıldan 3 yıla kadar hapsolunur. Bunu işte basın yoluyla yaparsa ceza yarı oranda artırıl denen bir paragraf, bir kanun. Bu kanun 1951 yılında Menderes'in adamlarının bir Yahudi'ye yazdırdığı bir kanun. Yani Menderes mi çıkarmış bu Menderes, kanun? Menderes. Bu da CHP'nin muhalefetine rağmen. Ali Bey'in zaten ulaşmak istediği işte nokta sorun aslında şu, Menderes mi çıkarmış ben, kısmı da. Hayır, o konuyu dağıtıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeyim. Asıl mesele burada. Sevgili avukatım diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetine rağmen o kanun çıkarıldı. Yanlış mı? Bütün bunlar meclis bir saniye. Bakın ben muhafazakar bir insan olmama rağmen Menderes'i kutsamam. Yaptığı doğru vardır, yanlış vardır. Doğrularını da söyle. Atatürk doğrusu vardır, yanlışı vardır. Bülent Bey bakın o süreci ben sayfa sayfa gazete gazete halk kütüphanesine o sürece kanun çıkarılana kadar ki günkü sürece kadar baktım, takip ettim. Olay şu. Aynen hani bu olay asıl meseleye dağıtmadan oraya gelmek için söylüyorum. Buyurun. Olay Menderes bu kanunu çok keyfiyetten istediği için çıkarmıyor. Gelinen süreçte öyle bir baskı altına alınıyor ki Menderes üzerinden, Mustafa Kemal üzerinden. Sanki Menderes iktidara geldi, yarın şeriat geliyor. Müthiş bir baskı ve o müthiş baskının neticesinde etki altına alınıyor ve bu kanun çıkartılmaya dayatılıyor, zaten, zorlanıyor. Zaten bu ifsat komiteleri o kadar kurnazdır ki sizi bir şey yapmaya icbar ederken kullandığı araçlar, vasıtalar sizi o şeye götürür. Bu, yani aslında Menderes'i o kanuna kanunu yazdırmaya zorlayan da bir ifsat komitesinin oyunu. Bugün bence meselenin özü, bence meselenin özü az önce konuştuğumuzdan benim çıkarttığım bizzat avukatı olarak sizin söylediğiniz tutanakta olmayan ifadeler var. Evet. Bakın, o konuda çok güzel gelecek bir dikkat çekiyorsunuz. Evet. Bakın gelecek sene benzeri bir olayı yaşamak istemiyorsak bunun önlemi nasıl alınır biliyor musunuz? O tutanaktaki o ifadeleri koyan ve altına imza atan polis memurlarını gözaltına alırsınız. Emine Şahin'in imzası var mı onun açığa altında? Açığa alırsınız demiyorum. Gözaltına alırsınız. Bir şey söyleyeyim. Emine Şahin'in imzası var mı tutanak altında? Hem sizin sualinize cevap verecek hem de Murat Bey'in çok haklı tahlilini destekleyecek şey söyleyeyim. Şimdi kendisine sulh ceza mahkemesinde muhakeme edilirken ilk ifadende böyle bir şey yok. Yani polis tutanağındaki şeyde tabii şimdi peki. Bir an düşünün soruyorlar bir diyorlar ki hemen toparlayayım. Suç ceza mahkemesi de kendisine soruluyor. Sen bunları da şey yapmışsın polis tutanağında var ne münasebet diyor. Ben Atatürk ilah değildir dedim. Ben Allah'ın kanunlarını bilmiyor musunuz dedim. Ben bu bir kıyamdır dedim. Ama siz puta tapıyorsunuz. Puta tapmak haramdır. Bunları ben söylemedim. Zapta şeklinde sulh ceza mahkemesinin duruşma tutanağında peki var. Evet. Değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
madde olur. Ya o da başka evet, bir şey. Evet, izleyici kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını ilk kez açanlar için tekrar hatırlatmakta yarar var. Konuklarımı hemen takdim edelim. Murat Alan, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü, Adalet Platformu Başkanı Avukat Bülent Demir, yine Bora Çelik, Vatan Partisi MKYK üyesi gazeteci yazar arkadaşlarımızdan Ali Tarakçı. Evet, Atatürk suistimal ediliyor mu konusuyla başladık. Emine Şahin olayıyla ilgili konuyu tartıştık. Bülent Bey'in özellikle hem savunma makamı noktasındaki savunmalarıyla birlikte altını çizdiği bazı konular var. Özelini mi tartışalım, içerindeki provokatörlük kısmını mı tartışalım dediğinde, evet, burada vicdanlara sormamız gerekiyor. 5816 yasasıyla birlikte bunları daha çok konuşmuşa benziyor ve konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Sorunu kökten çözme var iken, hayır, sorunda değil, sadece pasmanlarla bir yerlere doğru gidiyoruz. Konu üzerinde o arada da reklama gittik. Burada altı çizilmesi gereken konu şu. Birilerine göre herkes kendi inancını şekillendirmek zorunda mı? Ona göre yaşamak zorunda mı dediğimizde ben topu Murat Bey'e atmak istiyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Vallahi aslında Bülent Bey az önce genel manada yorumlarken bence çok güzel anlattı. Bu ülke bize batıdan dayatmacı kanunlarla değil, bizzat kendi örf, adet bu hukukun içerisindedir. Örf, adet ve kanunlar. Yani bunlar hem İslam hukukunda hem de aynı zamanda beşeri hukuka da monte edilebilecek, yerleştirilebilecek unsurlardır ki bizim örf adetlerimize, kanunlarımıza, töremize, devlet bilincimize, halk bilincimize, ümmet bilincimize, onu da geçtim, bizim Yahudimize, bizim Ermenimize, bizim Süryanimize uyum sağlamıyor, bizim Kemalistimize uyum sağlamıyorsa, uyum sağlayan, hani Kemalisti tırnak içerisinde kullanıyorum, simgesel olarak değil, hani ben daha çok özelde Kemalistim diye kendini tanımlayan insanları da katıyorum bu işin içerisine, buna hitap etmiyorsa batıdan dayatılan kanunlar maalesef bizi bu duruma getiriyor. Batıdan dayatılan kanunlar ülkenin en önemli değerlerinden biri dediğimiz Mustafa Kemal'le alakalı saat 9'u 5 geçeyi bir tabu haline dönüştürüyor. Provokasyon yapmak isteyen zeka şöyle diyor. 19 Kasım'ı işaretliyor. Unutulmayacaklar listesini alalım. Yarın o 10 Kasım var. 9'u 5 geçe ne yapılsa, ne yapsalar. Aynen işte şeyde vardır. Kurban Bayramı ile alakalı. Provokatörler diyorsunuz gibi takvim mi tutuyor? Tutmaz mı? Ya en basit ve en ucuz yöntemdir bu. Bakın, Kurban Bayramları öncesinde hazırlık başlar. Denir ki boyalar hazır mı? Eskiden Doğan Medyası'nın yaptığı şeydi. Gidelim Arnavutköy sahilinden dökelim hemen logar kapağını açıp diğer taraftan da Cumhuriyet'in muhabiri çeksin oradan fotoğraflasın. Denizler kan gölü. Hani sen, bu adam da Nusret'te şey yerken, yani 800 gram Dallas yerken bunu söyler. Yerken, yani evet, bunu söyler. Sanki kendisi ağaçtan yetiştirilmiş sığırı yiyor. Sığır. Ondan sonra Ramazan Bayramı'nda, sığırdan özür diliyorum bu arada. Ramazan Bayramı'nda, bayram öncesi, Ramazan öncesi, daha doğrusu Ramazan arefesinde şöyle düşünülür. Yarın toplumun önemli bölümü oruç tutacak. Ne yapalım? Şu haberleri hazırlayalım. Falanca yerde oruç tutmuyor diye adam dövdüler. Dövülmeli mi? Dövülmemeli. Ya Mevla buna sabrediyorken 98 ismini 99.ya sabırla bağlamışken sen kim oluyorsun, dövüyorsun denir. Ama bir bölümü şöyle der. Der ki falanca yerde dayak haberi yapalım. Bu haberler hazırlanır. Seçim ağzı gelir. Türkiye'de iyi kötü yaptığımız yegane şey, iyi kötü götürdüğümüz yegane şey her dönem seçimlerdir. Seçimleri az çok başarılı götürüyoruz. Seçim dönemi şöyle hazırlanır. Akşam saat 5'te sandıklar açılacak. Biz sabah 9'da yaygaraya başlayalım. Kedi girdi bilmem nereye. Hile oldu, şu oldu, bu oldu. Saat 9'u, saat 5'e 1 kala YSK'nın önüne koşuşulur. Şöyle denilmeye başlanır. Hile olduğunu biliyoruz. Hile olduğunu düşünüyoruz. İşte saat 7 gibi hile alır. 54 milyon oy sayılır bir seferde. Bir cephe, Cumhuriyet Halk Partisi mensupları bir şeyde sayarlar o 54 milyon oyu. Hile olduğunu söylerler. İşte saat 8'de de adam kalkar, adam kazandı mesajını atar. Herkes ortalıktan kaybolur. Bir sonraki gün işine gücüne döner. Maalesef bizde iş böyle ilerliyor. İşte batıdan getirilen kanunları dayatırsanız, beşeri, batının beşeri mantığıyla hareket eden kanunları dayatırsanız bizim sonumuz bu oluyor. Bakın, Türkiye'de reklam arasında söyledik. Beyaz olmak Kemalizm'de prim midir? Ya değil. Yani ya keşke prim olsa. Hepimiz beyaz olur. Niye bu işten kurtuluruz. O zaman değil ama bakın sorun nerede işte. Sorunun bence temeli şu.
aile kavramıyla alakalı dil döküyoruz. Akit TV, Akit Gazetesi, Akit İnternet Sitesi, Akit Medya Ailesi olarak. Dönüp bakıyoruz kanuna. Bakın öyle bir dayatmayla hazırlanmış ki aynen Menderes döneminde yutturulan bu koruma kanunu gibi. Öyle bir dayatmayla hazırlanmış ki Hollanda'dan alıp getirmişler. Demişler ki kanuna ne yapalım? Eş hemen evden atılsın. Azıcık böyle tartışma esnasında kadının şeyi de beyanı da asıl kabul edilsin, şey olmasın. Ne derler ona? Aileye şiddetin önüne geçmiş oluruz bu şekilde demişler. Bakıyorsunuz Hollanda'ya, kanunun getirildiği Hollanda terk etmiş bu kanunu. Niye? Suistimal ediliyor diye. Kadın evde kocasıyla tartışıyor, şöyle diyor. Ararım 186'yı. Ararsa hemen gelip beyan üzerine kocayı alıp götürecekler. Götürürler. Ya götürecekler. İşte bakıyorsunuz, dönüyorsunuz uygulamaya. Biz de ya kraldan çok kralcılar gibi en radikal uygulayan biziz. Getirdiğimiz kanunları. Hollanda terk etmiş, Avrupa'nın tamamı terk etmiş. Biz süresiz nafaka diye bir şey getirmişiz. Konu dağılacak ama bağlayacağım. Biz süresiz nafaka diye bir şey getirmişiz. Ya bir çocuğuna 18 yaşına kadar bakmak zorundasın. Eski eşine ölene kadar bakmak zorundasın. Bir gün evli kalsam bile. Düşünebiliyor musunuz kanunun dayatmasını? Evet, işte İslam hukukuna bunlar, dönüp bakıyorsunuz, evet. O kadar güzel çözmüş ki sorunu. Biz bunu çözemiyoruz. Hani ilericiliydik? Hani ileriye gitmiştik? Ya biz geriye özlem içerisindeyiz. Dönüp baktığımızda. Ya sen olabilirsin canım. Ya sen de böyle olacaksın. Ben değilim canım. Sen de işte. Değilim yani. Ya tamam, kendi adına konuş. Toplumun sen de öyle derken işte. Sen toplum adına konuşuyorsun. Söz sıran geldiğinde konuşur musun abi? Rica ediyorum. Yani. Sen bana sürekli lütfen yapıyorsun. Sıran geldiğinde konuşur musun abi? Rica ediyorum. Yapma ya. Toplumun genel adına konuşuyorsun. Tamam, ben de konuşacağım. Ben de aynen sabote edeceğim. Tamam. İşte provokasyon budur. 9:05 geçe bakın kaç? 9:05 geçe. Saat 11:40 provokasyonu budur işte. Tabii. Aynen böyle devam eder. Dönüp baktığımızda işte batıdan devşirilmiş kanunlar Mustafa Kemal'i dönüp özneye baktığımızda da Mustafa Kemal'i koruma adına getirilen kanunlarda aynen böyle işte uygulamaya döküldüğünde fikir bazında o dönemin mantığı çok güzel. Evet, biz bunun böyle önüne geçeriz dese de bunun önüne geçememiş. Bence Mustafa Kemal'i korumak istiyorsa bu devlet, bu ülke, bu ülkenin fertleri, bu kanun kaldırılmalı. Bu kanun kaldırılırsa provokasyonların önüne geçilmiş olur. Bu kanun kaldırılırsa hakaret etme hakkı yok zaten. Ama hakaret ettiğinden dolayı yargılanmalı insanlar, varsa ortada bir hakaret. 9:05 geçe adam şu TEM otoyolunda, otobanın ortasında aracını durdurmuş, aracın dışına çıkmış, bir eliyle kornaya basıyor ama Nizami de durması gerekiyor. Kornaya basmakta zorlanıyor, tekrar koşuyor, camı açıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Uçakta işgüzar pilotun bir tanesi diyor ki 9:05 geçiyor, herkes ayağa kalksın. Herkes, ya bu nerede görülebilir ya? Bu Kuzey Kore'de görülür. Belki Çin'de görülür, bilmiyor mu? Çin'de görülüyor mu? Belki bir dönem Rusya'da Lenin döneminde, Stalin döneminde görülüyordu. Ya dönüp baktığımızda ortada hakikaten bir akıl tutulması var. Neyse, Çin'de liderlere bir şey ya söylerse Diyanet İşleri Başkanı Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret eder. Vay efendim, görüntü neden 10 Kasım'da servis edildi der. Maalesef içimizden bir grup da der ki ya 9 Kasım'da ziyaret etmişti. Ya arkadaş, Diyanet İşleri Başkanı'nın kimi ne zaman ziyaret edeceğini ağzı anason kokulu adamlar mı karar verecek? Yani bu ülkede ezanın hangi dilde okunacağını taharet almayı bilmeyen adamlar mı karar verecek? Bu ülkede işte benim ilahım Atatürk'tür diyen sapkınlar mı bu ülkede Diyanet'e takvim biçecek? Kimi ne zaman görmesi gerektiğini belirleyecek? Şöyle diyorum, geçen gün oturdum kendi kendime, durdum, dedim ki ya eskiden 9:05 geçeye hapistik. Ya şimdi bütün güne hapis olduk. Yani artık 10 Kasım günü hiçbir şey yapamazsın. Bakın, hakaret edersiniz demiyorum zaten. Kimsenin kimseye hakaret etme lüksü yok. Bunu yapamaz. Ama sorunun kökeninde bu kanun varsa, sorunun asıl kökeninde de bizim batıdan görüp eli arkaya bağlayıp gidip bu kanunlar nasıl uygulanıyormuş diye alıp getirip bu ülkeye enjekte, bu ülkeye zerk etme hastalığımız var. O hastalığın önüne geçilirse bu sorun çözülür. Bir cümle daha ekleyeyim. Gasp etmeyeyim daha fazla. İşte bunun yansımalarından biri. Biri elini sırtına bağladı, gitti Avrupa'da ekmek poşetleme makinesini gördü. Ya bunu bizim ülkede de yapalım dedi. Gitti getirdiler, bir hafta dayanmadı. Bütün şeylere dayattılar, bütün fırınlara dayattılar. Hala o makineler ceset gibi orada yatıyor. Giden yüz binlerce lira oldu. Birisi gitti gördü, dedi ki poşetleri kaldıralım dedi. Amerika'da poşetleri arabaya koyuyor. Niye? Paralı olsun dedi. Biz bunun önüne geçeriz dedi. Ya arkadaş, Amerikalı jipiyle şeyin önüne yanaşıyor. AVM'nin önüne yanaşıyor.
alışverişini yapıyor, koyuyor. Bizim burada adam 1000 poşetiyle 15 kilometre yol gidiyor. Yani bunu görerek, batıda gördüm şöyle oldu ben de uygulayayım diye değil. Bizim toplumumuza uygun mu, değil mi? İslam anlayışına uygun mu, değil mi? Bu ülkede yaşayan bizim Yahudimize uygun mu, değil mi? İslam hukuku buna ne diyor? Bizim örf adetlerimiz buna ne diyor? Diye bakarak getirilirse, oluşturulursa yüzyıllarca devam eder ki Bülent Bey çok güzel söyledi. 600 sene devam etmiş işte. Namazda haklı olmayan, namaz hakkındaki karar veya ezanla ilgili vereceği kararları da tartışmak doğru değildir. Evet, toplum birçok şey tartışıyor ama kalkıp uğrunda herhangi bir şeyi fedakarca yapmadığı bir şeyde yargılaması da doğru bir mantık olmadığını herkesin de bilmesinde fayda var. Özellikle bizim Söz Milleti biliyorsunuz bir program var kısa skeçler içerisinde. Orada zaman zaman mümkün oldukça da dinliyoruz arkadaşlarımızı, vatandaşları da dinliyoruz. İlginç saplantılar var. Ezandan rahatsız olanlar var. Efendim Türkçe olsun diyenler var vesairesi ama neden dediğinizde ya daha rahat anlayayım. Mübarek adam camiyi bilmesin, cemaati bilmesin, mezhebin ne olduğunu bilmesin. Ya bırak da başka işe baksa yine o batı modern kıyafetinden başka şeylere ya gitmiş. Camiye giden memnunsa ezanın Arapça olmasından ben anlamıyorum, anlamlandıramıyorum. Kısıtlamaya gireceği zaman orada işte konu tartışılmaya açıktır diye açık söylemekte yarar var. Sayın Tarakçı, özellikle son zamanlarda... 15 Temmuz sonrası Bora Bey'in farklı... hakkını yiyorsunuz ama. Yok, Bora Bey'e ben öyle tekrar geleceğim. Bora Bey'in tur içerisindeki sen zaten yedin de mi yarım bakidir. Saat? Ali Bey'e tekrar geleceğim. Ali Bey'in siz özellikle demokrasi adına sık sık Türkiye'deki reform hareketlerinin tamamını da eleştirerek demokrasi adına daha özgür demokratik bir Türkiye için söylemlerini sık sık kullanıyor. Kemalizm Türkiye'de hortladı mı veya Kemalizmi birileri hortlatmak mı istiyor? Nedir? Bunun arkasındaki plan ne? Vallahi önce son sözümü baştan söyleyeyim. Hı hı. Sayın Erdoğan Kemalist devletin savuncusu oldu. Neden? Nedeni şuradan dolayı. Bu devlet aynı devlet. Bu devlet 1923'te kurulmuş Kemalist devletin ta kendisi. Hı hı. Erdoğan da onun üzerine bir şey inşa ettiğini düşünüyor. Ama devlete teslim olarak yapıyor bunu. Şimdi şöyle söyleyelim. Bugün Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk ismi ana muhalefetin başı. Aslında Mustafa Kemal Atatürk dediğinizde Erdoğan'a yönelik olarak muhalefette bir şey kullanıyorsunuz. Ve bunun karşılığı var toplumsal olarak da. Yani atıyorum Erdoğan'ın karşısında Mustafa Kemal dediğinizde toplumda genel olarak %60'lara varan bir destek sağlıyorsunuz. Bugün AK Parti ve iktidarın hem 10 Kasım hem Cumhuriyet törenlerine hatta ilçe teşkilatlarının Cumhuriyet yürüyüşleri yapmasına bakınca neye teslim olundu? Açık, seçik, ortada duruyor. Şimdi şeyi güzellemenizde 600 yıllık Osmanlı güzellemenizde güzel bir şey. Adaletsizlik yoktu demeniz de ayrı bir güzellik meselesi. Olur mu öyle şey? Ne demek adaletsizlik yok? Bir kere Osmanlı 1876 yılında iflas ediyor. İflas ettiğinde rüşvet o kadar yaygın ki devletin elinde para yok. Rüstem Paşalar ve İbrahim Paşalar devletin en zengin sadrazamı. Rüşvet hayatın her alanında var. 1876 yılında Osmanlı batıyor, iflas ediyor. Bakın ben size yok mu rüşvet ben söyleyeceğim bu? Bitireyim. Ya bugün bitireyim. Bitireceğim. Duyuyor mu umumiye kuruluyor. Osmanlı'nın temel gelirlerine el koyuyor. 2. Abdülhamit dönemi. Yani şimdi siz 1876 diyorsunuz. Tabii 1500'leri görmez. 1999'da 1876 yılı şey arasında yok, 576 yıl var. Bir şey söylemiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak bir şey söylemiyorum da lütfen Ali ya, Bey'in en kritik cümlesidir. Olur mu öyle şey? Benim anlatmak istediğim olay şu. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl sürmüş, Roma dünyanın tamamında var olmuş. O da yıkılmış. Hiçbir imparatorluk sonsuza kadar devam etmiyor ve Roma'yı adaletten uzaklaşanlar yıkılmaya mahkum. Bir şey söyleyeceğim. Osmanlı'nın sonsuz bir yönetim, sonsuz bir yönetim biçimi yok. Roma'yı bir devlet falan yıkmıyor, düzenli ordular yıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ne yıkıyor burada Roma'yı? Ne yıkıyor Roma'yı? Barbarlar yıkıyor. Hayır. Aynen az önce Bülent Bey'in söylediği gibi toprak sistemi bozuluyor. Bir grup lejyoner binlerce dönüm toprağa sahip olunca
devletteki nizam bozuluyor, halktaki Murat'ım, ekonomik denge bozuluyor. O dediğin şey var ya az önce, işte duyunu umumiye benzeri. İşte devlet içerisinde rüşvet karışıyor. İmparatorluklarda adaleti, bitireyim lütfen. İmparatorluklarda adaleti kılıç sağlıyor. Tamam? Bu kadar net. Kanunlar sağlıyor. Kılıç sağlıyor. Kılıç bunun uygulamasıdır. Bizde de kılıç sağlıyor. Neyse, elinde silahlı polisi şey görmezsen anlatmayayım. Bugün başka sokakta şey. Yani, ceza muhakemeleri kanunu bir kağıt üzerinde kanunu, falan bir belge olur. Başka kanunu, hiçbir şey olmaz. Bir kanunu kimin yazıp yazmadığı önemli değildir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda bir baktığınızda özel bir etnisite, bir ırk kimliği var mı? Bir millet kavramı var. Onun içerisinde herkes var. Paşaların içerisinde, o Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde herkes ümmet bulunuyor. Kavramı. Yani kısacası şunu geliyorum. 1923 yılında bir devlet kurulmuş. Bu devlet savaş döneminde, Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde meclis karar alıyor. Meclis işliyor. Ve öylesine bir muhalefet var ki, bugün yok o muhalefet 1920'de ve o muhalefetin tamamı 1923'te tasfiye ediliyor ve ikinci, yani yeni bir meclis kuruluyor. Şimdi tüm hastalıklar da oradan başlıyor. Yani siz toplumun farklı kesimlerine, farklı inanç gruplarına, değerlerine, düşüncelerine, akımlarını yasaklamaya kalkarsanız ve onu zorla yok yapmaya kalkarsanız ve döverseniz sorun yaşarsınız. Ben diyorum ki 1923'ten günümüze kadar nasıl bir zalimlik yaşanmışsa, şimdi ben solculara buradan söyleyeceğim. Nazım kimin döneminde cezaevinde yattı? Sabahattin Ali kimin döneminde yargısız bir faili meçhul bir cinayete kurban kim gitti? Kim Sovyetlere kovdu? Yok abi, onu söylemiyorum. Kim Cumhuriyet Gazetesi'nden yok, işte suratına şey, tükürün şey, diye bak, şeyini yayınlıyor? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben bunları söylerken tarihi kendi koşulları içerisinde bakmak, yönetimlere bakmaya ayrı bakarım. Ya onları de, ama bir takım şeyler de dokunulmaz değildir, eleştirilmez değildir, söz söylenmez değildir. Aynen bugün Sayın Erdoğan'ın eleştirileceği gibi, aynen bugün yanlış yapabildiğini söyleyebilmek gibi. Ve bugün nasıl ki tüm meselenin özü şu. Bugün bu ülkenin topraklarında FETÖ'cü diye insanların insan hakları elinden alınıyor. Bu toprakların üzerinde insanlara FETÖ'cü diye yaşam haklarını elinden alıyorsunuz. Ya kim FETÖ'cü bitireceğim, diye bitireyim elinden alıyor? Lütfen. Nerede bak, yaşam hakları şey elinden alıyor? Ama örnek dünya, ben bitireyim, vereceğim ya. Lütfen ya. Tam bakan. Söyleyeyim size en basitini. Mesela, bu ülkede insanlar gemiyle kaçarken boğuluyorlar değil mi? Ya. Lütfen Murat'ım. Ya gemiyle kaçarken boğulan adam şunu demiyor. Boğulmayıp da kurtulan. Allah belanı versin Fethullah Gülen. Beni bu duruma nasıl düşürdün demiyor. Hala gidip örgütsel faaliyet Siz vicdan çok önemli. Yasalar ve hukuk dediğiniz günün şartlarında bir başka zaman değişebiliyor. Vicdan, insan olmak. Hangi inanca? Ya gelseler bizi kıyma makinemizde doğrayacak olan ya, adamlara Silivri'de keyif çattırıyoruz. Murat neyse çat. Hala gidip Murat, o duruşmaları izledin mi? Ben izliyorum. Murat'ım. Ya ben izliyorum o duruşmaları, manzarayı görüyorum. Bir şey anlatayım. Adamlar dalga geçiyorlar. Dinle bak. Hala örgütsel kararlılıkta müthişler. Arkadaşlar gidin kafasına sıkın, infaz edin. Şimdi niye kafasına sıkalım? O zaman onlar sıkacaklar ama biz cezaevine koyuyoruz. Bakın bu hafta pazartesi günü Ergenekon davasında yargılayan hakimlerin duruşması var. Bakın oraya gidin. Hala örgütsel kararlılığın ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Bu ülkede kesinlikle ediyor. Bakın. Tamam, bakın TİK kocusu. Lütfen dinle bu ülkede MLKP'lisi bu ülkede yargılandığı zaman bütün ABD diplomatlar Silivri'de duruşmaya gidiyorlar. Ben şahit oldum. 15 Temmuz'da 250 şehit vermişiz. Ülkemizin adını Türkiye Cumhuriyeti'nden Fethullah Gülen imparatorluğuna dönüştürme tehlikesinden kurtarmışız. Hayır, şunu bir duydunuz mu? Avrupa bir Allah'ın bir tanesi yok. İnsan hakları örgütü bir tanesi yok. Adına, bu gaziler adına tabii canım. Olarak olur mu? Ne alakası var? Ben aksine bu ülkede çok da tarafsız, çok da özgürlükçü davranıldığını düşünüyorum yargılamalarda FETÖ'cülere. Bir kısım FETÖ'cüye cezaevinde ya da başka bir yerde bir şey yapılıyorsa da emin olun bunu yapan kimdir biliyor musunuz? İşte o şeyi, o ne derler ona, o ajitasyonu yapmak isteyen, o dramatizasyonu gerçekleştirmek isteyen Fethullahçılardır. Ülkeden kaçın diye Baylok'tan talimat yayınlayıp nasıl kaçacağını göstermeyen alçaklardır. Gemide beline bir tane şey bağlayıp, bir tane ne derler ona...
can yeleği bağlayıp, can yeleği bağlayıp 45 bin dolar parayla saçma sapan bir kayıkla 15 kişilik aileyi ölüme gönderen Fethullahçı terör örgütünün ev imamlarıdır, mahalle imamlarıdır. Onları gaygubet evlerinde saklayan alçaklardır. Bakın o özellikle herhalde başka bir noktaya bitti mi? Değiniyor. Bitti mi Murat? Bu ülkede kesinlikle bitti mi? FETÖ münferit hadiseler hariç yine Fethullahçı terör örgütüne mensup insanların gerçekleştirmiş olduğu hadiseler hariç bu ülkede FETÖ'ye haddinden fazla, bakın pazartesi günü Allah rızası için o FETÖ Ergenekon davasında yargılananları yargılayan, yargılanacağı duruşmaya gidin. Oradaki manzarayı görün. Örgütsel kararlılığa bakın. Hala nasıl dalga geçtiklerini izleyin. Neyse. Peki. Benim söylemek istediğim. Bitir lütfen. Cümleyi bitir. Peki. Ya, meselenin özü şu. Bu ülkede FETÖ'cü diye kamudan ihraç edilen, haklarında dava açılmayan, tamam, yargılanmayan, tutuklanmayan, gözaltına alınmayan... Bu da bir alınmayan, strateji. Cezaevine mi konuşuyorsun? Neyse ya sen? Koymayın ya. Sizin stratejinize kurban olayım ben ya. Ya ne güzel ya, işte. Tamam. Tamam bu sözü aldıysan. Bu bir strateji falan değil. Bu bir hukuksuzluk. Hukuk Emine Şahin'e nasıl hukuksuzluk uygulandığında vicdanınız yaralanıyorsa, bir başkasına da uygulandığında vicdanınız yaralanacak. Adalet dediğiniz şey sadece benden gördüklerime uygulanacak bir şey değildir. Yani söylemek istediğim olay şu. Bu topraklarda 100 yıllık bir adaletsizlik var. 100 yıllık adaletsizlik devam ediyor. Tamam mı? İnsanların kutsalı olabilir. İnsanların kutsalına laf etmeyeceksiniz. Biri Mustafa Kemal Atatürk'ü ilah da görüyor olabilir. Bakın bak açık söylüyorum. İlah da, ama Mustafa Kemal'i yasalarla koramayacaksınız. Tamam biz de bunu şimdi, soruyoruz zaten. Şimdi temel mesele şu. Demokrasi dediğiniz şey sizin savunduğunuz düşünceye karşı herhangi bir eleştiri geldiğinde tüyleriniz diken diken olduğunda onun gidip ümüğünü sıkmak demek değildir. Tahammül edebilmektir. Ben demokrasiye değilim. Şimdi peki, siz inanmayın yok, bitiriyorum. Yok. Bu devletin temel problemi şu Sabri. Devlet hayatın alanına o kadar egemen ki. Hı hı. Devlet her yerde. Devlet yatak odanızda, devlet sizin boşanmanızda, devlet sizin bilmem neyinizde, saygı duruşunuzda, çocukların hangi anda okuyacağında, çocukların nasıl hazır olda duracağında, toplumun ne zaman bilmem ne yapması gerektiğini. Kamusal alan dediğimiz şey devletin olmadığı vatandaşın özgürlük alanlarıdır. Sivil alan dediğimiz şey. Bir tanesi 10 Kasım'da insanlar saygı duruşu gösterebilirler. Gönüllülükle gösterir. Yasayla değildir. Gönüllülükle gide durabilirler. Biri de niye duruyorsun diyebilir bunu, anlatabiliyor muyum? Tüm peki, mesele bu. Ali Bey, kısacası toparlayacak olursak olayım şu. Bugün belki AK Parti farkında değil ama son 3-4 yıldır, 5 yıldır bir şey yarattı. Toplumda o kadar adaletsizliğin dilini kullanıyor ki, hukuksuzluğun dilini kullanıyor ki, siz de kullanıyorsunuz biraz önce. Ve doğal olarak toplumun hukuksuzluğun dilini kullanıyor. Ve öyle bir noktaya gelindi ki öbür kesimler toplumun AK Parti'ye, iktidarına ya da Erdoğan'a yönelik Mustafa Kemal isminin arkasından muhalefet etmeye başladılar. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ismi dokunulmaz bir isim. Ve onun için de bu kadar Mustafa Kemal'le ilgili olarak, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak ses, tepkiler ve onun etrafında kümelenmeler artıyor. Çünkü o kadar çok adaletsizlik yapıyorsunuz ki, ya siz yapıyorsunuz derken iktidar son 3-5, bakın çok basit söyleyeyim. Dün sabah 2 tane akademisyen tutuklandı. Hı hı. Vicdan o akademisyenlerin sabah 6'da evinin basılmasına isyan etmektir. Teröre bulaşması. Ne terörü ya? Ne terörü? Vazgeçin bunları. Ne terör mörer yok. Ne terörü be kardeşim? Orada da bana göre 2013'te yapılmalıydı o soruşturma. Bak, geç işte, kalınmış bir soruşturma. Osman Kavala da bir terörist değildir. Ve tüm mesele... Değildir canım. Bak, aynen. Osman ben, Kavala... Sen o olabilir. Bana göre değildir. Ahmet Ağa göre. Peki. Bak yani şu... Yani kısacası bitirmek istiyorum. Ben bu topraklarda kendi düşüncelerimize, kendi inancımıza herhangi bir şey denilmesini istemiyorsak, devletin kendi inancımızla ilgili ve düşüncelerimizle ilgili müdahale etmesini, baskı uygulamasını, şiddet uygulamasını ve kamusal alanda beni yok saymaya dayalı şeyler yaptığında ona itiraz edebilmektir. Bunu yapabilmek bir kere insan olmakla, demokrat olmakla ve toplumun, bakın tüm mesele nedir? Emine Şahin üzerinden onun özgürlüğünü ve dokunulmazlığını savunmak, kendi özgürlüğümü savunmaktır. Bakın çok önemli bu. Çünkü
onun söylediğine katılırım ya da katılmam. Ama onun kendi o ilah değildir sözünü söyleyebilmesi için ve söylendiğinde tutuklanmaması için, söylendiğinde gözaltına alınmaması için, hakkında herhangi bir iddiana düzenlenmemesi için Emine Şahin'in yanında yer alırım. Meselenin özü bu. Yani bu toplumda bu bilinç yaratılmadığı sürece, toplumda sahiplenme yaratılmadığı sürece, evet Kadir Mısırlıoğlu birilerinin tüylerini diken diken edebilir. Diken diken edebilir. Meczup da diyebilirler. Onlar da kitap yazmış bir adama, onun kitaplarına, o adama deli demek ya da dışta nasıl bir akıl tutulmasıdır? Resmi tarihe aykırı şeyler söylüyor. Resmi tarihe aykırı şeyler söylerken belki yanlış şeyler de söylüyor. O tarihçilere sorur. Bir başkası da ona yönelik kitap yazar, der ki yanlış yazmışsın, çürütür. Yani toplumun bu kadar kutuplaşmasında bugün ülkeyi AK Parti yönetiyor kardeşim. Ne Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor, ne Mustafa Kemal Atatürk Peki. yönetiyor. Bu ülkeyi Sayın Erdoğan yönetiyor. Bugün bu ülkenin topraklarında adaletsizlik yaşanılıyorsa, bu ülkenin bürokrasisinde rüşvet bu kadar egemense, bu ülkenin topraklarında insanlar bu kadar ötekileştiriliyorsa sorumludur ve bu sorumluluktan kendilerine tamam, pay çıkarmalıdırlar. Çok güzel. Çok güzel. Sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Başka hadi bunları düzeltelim dediğinde Ali Bey siz karşı tarafta yer alıyorsunuz. Neyse değilim. Ya, bana hadi söyleme bunu. Düzeltelim başkasına dediğinde söyle. Ali Bey başkasına buna yanaşmıyor söyle. İşte. Sorun söyle. Burada. Başkasına, bakın bu süslü cümlelerle başkasına, olmuyor. Başkasına şu söyle. Söylediğiniz bana şeylerin söyleme, arasına. Bana söyleme. Şu söylediğiniz ya, şeylerin bana... arasına 5816 sayılı kanunu değiştirmeliyiz. Çok güzel denildikten sonra bunu kim çıkarmıştı Bülent Bey deyip ondan sonra peşine ha Menderes değil Murat, mi? Murat. Denildiğinde bu ben bunu sanırım. Bir yasa, bak bir şey söyleyeceğim. 5816 yasa kimin döneminde çıkarılmışsa, hangi nedenlerle çıkarılmışsa yanlıştır. Ve kim çıkarmışsa da yanlış yapmıştır. Hangi nedenlerle yaptığının da önemi yoktur. Ve 1951'den bu yana bu toplumu, bakın i̇şte bu toplumu böyle döşendi. O şey taşlar da böyle bu döşendi. Bu toplumu bu kadar esir alıyorsa ve size bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede kendini solcu sayan, yurtsever sayan, sosyalist sayanlar bile 5816'dan ne dolayı işte? Yargılar, hadi dinler, andımızı bitirin, kaldıralım dediklerinde ne yaptılar? Lütfen ya. Hadi o solcular bir şey anlatmaya çalışıyor. HDP nerede andımız muhabbetinde? Bir şey anlatmaya hani Kürt'ün hakkı, hukuku? Bir şey söyleyeceğim. Orada siyaset yapıyorlar, oradan nemalanıyorlar. Ha işte nemalanıyor. Hayır, herkes nemalanıyor. Ya bana ne ondan? Ben bundan bana. Bu stüdyoda andımızla ilgili benim tavrım belli. Hiçbir etniste bir kimlik üzerinden peki. Bak ırkçılığı büyütmek. Bora Bey'in bak, vaktinden tamam, çıkıyor. Tamam ırkçılığı büyütmek. Ben özellikle bir şey söyleyeceğim. Bugün TÜYAP'ta bir kitap fuarı vardı. Kitap fuarında imza hem kitaplara bakmaya. Bir arkadaşım da kitap yazmıştı. Hüsam Bey'in size çok selamı var ama sık sık kitap okusun der zaten. Yani, Sovyet Deneyimi ve Arayış diye Hüseyin Şengül arkadaşımın yazdığı bir kitap var. Kitapçılarda var. Türkiye'deki sistem. Doğu bloku ülkelerindeki sistemle. Evet. Benzerdir ve bu benzerlik devam etmektedir ve AK Parti peki. AK Parti yaptıklarıyla o geçmiş sistemi meşrulaştırmaktadır. Sorun. Ali Bey, ben özellikle konuklarımın şu tabloya bir bakmasını rica edeceğim. Burada ne anlamamız lazım? Nedir bu? Orada putundan kast heykeldir. Heykel demek. Sabit. O dönemin yazı yani. Diliyle. Ya yok, onu o anlamda söylemiyorum. Putlara tapmayın dediğinde. Bir heykele tapmayın dediğinde. Ya putlara tapmayın dememiş bir kere yani. Yapmayın. Yani. İlah değildir demiş. Sen de yanlışını sen de söylemediği şeyin Mahmut üzerine Kaçar, koyma yani. Mahmut Kaçar'ın örneğinden de verebiliriz. Şimdi bu bir örnek olarak da devletin kendi biliyorsunuz Etibank Genel Müdürlüğü de o günkü devletin kitlerinden bir tanesiydi. Buna baktığımızda tabloda aslında işler acısı bir durum. 5816'nın neden kaldırılması gerektiği burada çok nettir. Yani cebarut diyorsunuz, her programda mümkün oldukça bunu kullanıyorsunuz. Cebarut bir anlayışın getirdiği nokta burası. İşte buraya dikkat çekmek lazım. Sabri Bey, Türkiye'de heykellerin ve Mustafa Kemal Atatürk isminin arkasında bir sistem korunuyor, bir iktidar korunuyor, bir bürokratik oligarşi korunuyor. Tamam. Yurttaşların üzerinde zulüm uygulayan bir sistem korunuyor. Bugün de aynı putlaştırma, aynı şey yapılıyor. Söylemek istediğim olay bu. Peki. Hiç kimse dokunulmaz değildir. Sayın Erdoğan da dahil, Sayın Mustafa Kemal Atatürk de dahil. Genç tamam. Bir arkadaşımız Bora Bey, siyasetlerinde aynı zamanda Vatan Partisi MKYK üyesi, Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi bu tabloya baktığımızda
baktığımızda sizler uzun uzun dinlediğiniz biraz da genç bir bakış açısından evet Türkiye'de Kemalizm hortladı mı, Türkiye'de neden vatandaşlar birbirini anlamıyor, 5816 gerçekten gerekli mi veya bu gerekliyse de şartları veya özeti bu mu, içeriği bu mu olmalıydı, buna ne diyorsunuz? Öncelikle Ahmet Bey'in söz hukukundaki kaygılarına önem göstermesine çok teşekkür ederek başlayayım. Çok özür dilerim. Şimdi çok özür burada, diliyorum. Sözünüzü keseceğim. Gösterdiğiniz gazete küpürü orijinali değil mi Sabri Bey? Öyle mi diyorlar? Evet. Peki oynanmış. Orijinalini de verelim o zaman. Az oynanmış. Önceki sorduğunuz sorularla da hepsini yani birleştireyim. Bir bu Osmanlı İmparatorluğu'nun meselesinde bizlerin doğrudan Osmanlı'ya küfreden insanların vesaire öyle değil tabii ki. Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman, biz Osmanlı İmparatorluğu'na baktığımız zaman o devletin biz bütün geleneklerini şu anda da hissediyoruz. Nedir o? Mesela Osmanlı'dan günümüze kadar 600 yıllık bir devlet geleneği var. Şu an Türkiye'de de o devlet geleneği olduğu sayede şu an Türkiye bugün ayakta ve güçlü kalıyor. Birincisi bu. En önemlilerinden bir tanesi. Hı-hı. Hatta bugün gidin işte Suriye'ye gidin, İran'a gidin, başka ülkelere gidin. Oradaki Türklerin devlet yönetimindeki yerlerinde ne kadar üst sıralarda olduğunu ve oranın oldukça yüksek olduğunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Diğeri ordu geleneği. Ordu geleneği şu an yapılanması itibariyle hala da günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok noktada o geleneği sahiplendiği noktalar vardır. Tabii ki. Yani kuruluş yıl dönümünü kutlamak dahi o dönemden geliyor. Yani biz orada söylerken şunları ayırmamız lazım. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in bilimi yol gösterici olarak görmesi, oradaki topların icadı, o surların artık devlet imparatorlukları korunamayacağının imkanı o sayede oldu. Onlara gidip de şey yapmıyoruz tabii ki. Diyoruz ki Türkiye'de bu gelenekler üzerine kuruldu ama bu gelenekler üzerine kurulurken de aynı zamanda yıktığı şeyler vardı. Çünkü her yeni kavramı aslında eskiyi yıkmaktır. Mahmut Esat Bozkurt da yeni kavramını bu şekilde açıklar. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman oradaki esas mesele saltanatın kaldırılması, padişahın kulu olmaya koşullandırılmış ümmet toplumundan çıkıp bir millet yaratma özlemi ve onu gerçekleştiriyor. Bugün de bizim tartışmalarımıza baktığımız zaman şuna benziyor. 1908'deki kavga ne? Hürriyet kavgası. 1910'lardan 20'ye kadar olanki kavgaya bakıyoruz. Balkan Savaşları, Trablusgarp Savaşı, işte Dünya Paylaşım Savaşı. Türkiye en fazla da Türkiye buradan zarar görüyor. Şimdi böyle bir durumda 1920'ye kadar insanlar şunu yapabilir miydi? Gidelim sade laikliği tartışalım. Gidelim özgürlükler ve demokrasi meselesinde hangi meseledeyiz? Bugün bunu görmemiz lazım. Bugünkü adalet sisteminin yapıldığı işlerde birçok FETÖ'cü devlet kurumundan temizleniyor. Burada şimdi o olumlu tarafına mı bakacağız yoksa mağdur olan insanlara mı bakacağız? Mağdur olan insanlar elbette var ve bunlarla ilgili de mesela bizim partimize de çok sayıda geliyor. Mağdur olup olmadığını avukatlarımız, hukukçularımız baktıktan sonra onların başvurularını da yapıyor ve birçok kişi mesela gerçekten mağdur olan insanlar da çıktı. Orada davadan aklandıklarını da gördük ve gidip kendi mesleklerine de devam ettiklerini de gördük. Ama bu adalet kelimesi de işte tıpkı şuna benziyor. Ne zaman çıktı? Ben oraya bakıyorum. Adaleti biz ne zaman çıkardık? Adaleti biz 15 Temmuz'dan sonra çıkardık. Adaleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti açılım sürecinden vazgeçtikten sonra çıktı. PKK'nın üzerine gittikten sonra çıktı. Sınır dışı operasyonlarında PKK'nın, PYD'nin üzerine gittikten sonra çıktı. FETÖ ile mücadelenin en keskin olduğu zamanda onlara ceza verilmeye başladıktan sonra çıktı. Yok muydu 10 yıl önce? Aynı şeyler vardı. Şunu demiyoruz biz tabii ki. Adalette işleyen tabii ki şeyler var. Ama günümüzün tartışması bu mu? Bugün mesela ekranları başında birçok insan bizi izliyor şu an. Televizyonlarda, başka yerlerde. Oraya 10 Kasım'da Anıtkabir'e giden başı kapalı, muhafazakar diye tarif edebileceğimiz birçok insan gidiyor ve bu programı izliyorsa emin olun üzülüyordur. Bugün Mehmetçiğimiz eğer bu programı izliyorsa emin olun üzülmüştür. Çünkü orada insanların hepsi birbirine bir kenetlenme durumu var. Çünkü savaşı bizzat hissediyorlar. Savaşı zaten bizzat hisseden insanlar tıpkı o hani verdiğim örnek gibi 1910'dan 20'ye kadar
o savaşlar ortasında özgürlük demokrasi mücadelesi veremezsiniz. Nasıl verilmediyse şu an neden bu konulara girmek istiyorlar? Benim var tabii ki. Özgürlük meselesiyle de, demokrasi meselesiyle de, Türkiye'nin çağdaşlaşması önündeki yaşam sorunu meselesiyle de illaki birçok söyleyeceğimiz şey var. Ama bugünün esas tartışmasını biz doğru noktaya kitlememiz gerekiyor. Emre Aktaş meselesine de şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer dediğiniz gibi, zaten öyle söylüyorsunuz, ben görmediğim için dediğiniz gibi diyorum. Bir inansızlık ve saygısızlık olarak algılamayın bunu. Kendi ifadesinin olmadığı, işte putperest demediği halde, öyle hakaretler yapmadığı halde zorla tutanak tutturuluyorsa bunun üzerine devletimiz kesinlikle gitmeli ve sorunlarını bizzat çıkarmalı ortaya. Bizzat çıkarmalı ve üzerine gitmeli. Üzerine gittiği zaman arkasında kimin olduğunu göreceğiz. Çünkü o 9'u 5 geçe 10 Kasım'daki en büyük şeyimiz ne oldu bizim? Bakın, bugün her yerde andımız meselesi okundu. Her yerde. Anıtkabir'de on binlerce. Şu an izleyenler açsın telefondan, YouTube'dan bu yılın 10 Kasım'da ne olmuş? O görüntüye bir baksınlar. Bu aslında bir mesaj. Hem iktidarın peki mesaj, buna karşı 10.000 kişi mesaj okudu, 100.000 veya 1 milyon ama 50 milyon da okumadı, karşı taraftar değil. Burada tek tipçi ben sizi okuduğunuzu okunduğunda şuradan şey yapayım. Şimdi biz partimizde biz bu olayları gördükten sonra hem esnafımızın namzını tutmak hem de kendi duruşumuzu göstermek amacıyla andığımız bildirilerini dağıttık ve partimizin logosu olmadan direkt hediye olacak şekilde, rahatça camını asabilecek şekilde. Zamanında seçimlerde çok açık söyleyeyim. Bizi dükkanına sokmayan esnafımız AKP'liler. Geldiler mesela, bizi ağırladılar ve bu meselenin neden şu anda çıktığını, burada ne yaptığımızı söylüyorlar. Şu çok önemli bir husus. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde aynı. Ve CHP, Cumhuriyet Halk Partili esnaflar da aynısını diyor. Diyor ki, biz niye burada sessiz kalıyoruz? Çünkü şu anki milletin esas istediği mesele, şu anki tartışmaları bizim önümüze koymak değil. Cumhurbaşkanı aslında açıkladı bunun değil. Cevabını da verdi. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bu arada az önceki verdiğimiz görüntüde orijinali biliyorsunuz. Orijinali 1960 yok. Kısmı eklenmiş. Yok, hayır. Orijinalini İsmail'e attım. Yani gösterirse çok sevinirim. Bende var. Yani var. Çok sevinirim. Yani çok sevinirim. Sonra. Yok, çok sevinirim. Nedeni şuradan da olayı. Yani olmayan bir şey üzerinden algı yaratmak doğru bir şey değil. Ve televizyondayız hepimiz burada. Doğrusu var çünkü. Peki. Anlatamıyorum. O açıdan ya doğrusunu gösterirsen, düzeltirsen sevinirim. Reklam arasına gideceğiz değerli izleyiciler. Bizden ayrılmayın. Bu dönemi evet, değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle Bora Çelik konuya değinirken bir reklam arasına gittik. Orada söyleyeceği birkaç söz daha ben vardı. Ben söyleyecektim. Onun üzerine bu arada sevgili yönetmeninden bir teknik sorun oldu ama gerçeğiyle ilgili az önce ekrana verdiğimiz görüntüde onun bir heykel yazısıyla değişik olduğu kısmıydı. Onun dışında gerçek yani gösterirlerse ben göstereyim. Yok. Bu Milliyet'in 1961 tarihli gazetesi o üzerinde oynanmış. Yani bu da gösterebilirlerse orijinali yer alıyor. Orijinali bu. Biraz tutalım. Büyütebiliyor muyuz arkadaşlar? Evet. Gerçeği evet. Bu. Evet, diğeri çarpıtılmış ve üzerinde oynanmış bir montaj. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Evet Bora Bey, siz devam ediyordunuz. Hı-hı. Neden 5816 halen savunulacak durumda? Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu hatanın olması da aslında bir güzel oldu. Çünkü bu aynı zamanda tekrardan bir herkese karşı bir uyarı olması lazım. Burada hem Mustafa Kemal Atatürk'ü onu suistimal etmek isteyen, kendisini hatta Atatürkçü diye adlandıran insanlar için de geçerli. Doğrudan doğruya Atatürk düşmanlığı besleyen insanlar için de geçerli. Mesela buradaki iki şey çok açık bir şekilde birisi tahrik etmek üzerine tekrardan paylaşılmış olduğunu görüyoruz. Ondan sonra 2-3 dakika geçiyor, orijinalini buluyoruz. Gösterdiğiniz çok iyi oldu orijinalini. Böyle bir hataya girmiş oluyoruz. Aynı şey mesela birçok örnekte de karşımıza çıktı değil mi? Mesela bir haber çıktı, dedik ki işte Anıtkabir yıkılıyor. Orayı halı saha yapıyorlarmış.
Sonra bakıyorsunuz Araş, herkes böyle o böyle şey mi olur, AKP'nin şu olsun, Hulusi Akar, bir anda böyle herkes sosyal medyadan bütün tepkilerini falan asıyor, kesiyor. Sonra bakıyorsunuz zaten orada var. Zaten var yani. Var olan bir şey. Orayı sadece dekore ettiriyorlar. Yani burada tabii ki bir muhalefet her zaman olacak. Muhalefetliğimizi her zaman yerine getirmemiz lazım. Ama elimizdeki doğru bilgiler ışığında ve her çıkan habere de doğrudan atlamamak ve bunu çok iyi bir şekilde Türkiye'nin bu milleti, vatanın bütünlüğünü bölüştürecek, ayrıştıracak her türlü hamlelerden de kaçarak hareket etmek gerekiyor. Bunu uyarısını yaparak... Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, sosyal medya üzerinden özellikle FETÖ'yle ilgili, FETÖ'yle mücadele konusunda sanıyorum bir yanlış algılama var. Onu düzeltelim. Ali Bey'in hukuksuzluk noktasında özellikle altını çizdiği terörle mücadelede, özellikle FETÖ'yle ilgili mücadelede devlet bu noktada mücadele ederken hatalar yaptığını ifade etti. Murat Bey'in de FETÖ'cülerin özellikle yasama ve yürütmeye karşı da suistimal noktasında bir takım dirençleri ve alaylı tavırlarından bahsetti. Burada özellikle mağdur edilmiş veya gerçekten kurunun yanında yaşın yanmasına da hepimiz karşı olduğu gibi Murat Bey de karşıdır. Bunun altını çizmemizde yarar var. Bakın bir cümle söyleyeyim var. Mi? Bir cümle burada söyleyeyim önemli. Mi? Peki, Baylok bakın nasıl mağduriyet üretildiğini söyleyeyim size. Yaratma tabirini kullanmayacağım. Allah yaratır. Nasıl mağduriyet üretildiğini söyleyeyim size. Diyorlar ki FETÖ'cüler, şöyle bir taktik bir mantıkları var. Diyorlar ki çok akıllıca da, çok aşağılıkça ama akıllıca da, biz farklı cemaatler, farklı İslami gruplar içerisinde de mağdurlar üretirsek bu soruşturmaları sulandırabilir. Kendi adamlarımızı, tıpkı Ergenekon'da ve Balyoz'da olduğu gibi, kendi adamlarımızı kurtarabiliriz diyorlar. Yeni mağduriyetler üreterek. Davaları içine boşaltırız. Ne yapıyor? Şöyle aynen. Ne yapıyor? Şöyle yapıyor. Diyor ki bir program ön belleğe yükleyelim. Baylok nasıl olsa deşifre oldu ama Baylok'un deşifre olduğunu bildikleri dönemde yapıyorlar. Eagle serverlar var, ele geçirildiği var, dönemde değil. Tabii, bakın şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki bu programı alalım, bir program yazalım. Baylok serverlarına yönlensin. Hala serverlar kendi ellerinde Litvanya'dayken bunu yapıyorlar. Ne programı olsun? Bakın opera programı değil. Maç programı değil. İşte kültür sanata ilişkin bir program değil. Yani laik ve kemalist çizgiye uygun bir program anlayışı değil. Şunu yapıyorlar. Ezan vakti. Ezan vakti. Namaz vakti. Namaz pusulası. Yani İslami hassasiyetler taşıyan insanların kullandığı programlara yüklüyorlar ki bir başka Müslüman mağdur kendi profiline yakın. Bakın hani onlar da sureti haktan görünüyorlar ya. Sureti haktan görünen bir başka profil de mağdur olsun ki biz kendi haklılığımızı kanıtlarken aynen Ergenekon davasında olduğu gibi dönüp baktığımızda mesela Vatan Partisi'nin Bora Bey burada Vatan Partisi'nden şeyle ne derler ona Doğu Perinçek'le sanığını Cemal Temizöz'ü siz nasıl aynı dosyaya koyabilirdiniz? İşte nedir bu biliyor musunuz? Aynı dosyaya koymanın yegane nedeni farklı mağduriyetleri bir pota içerisinde eritebilmekti. Burada da dönüp baktığımızda yeni mağdurlar üretip, gerçekten FETÖ'cü olmayan mağdurlar üretip, çünkü devlet adalet unsurunu devreye sokacaktır o ilk şoku atlattıktan sonra, 15 Temmuz şokunu atlattıktan sonra, bu FETÖ'cü değilmiş, bu değilmiş. İşte şunu söyleyebilmek için ellerinde koz geçecekti. 10 bin kişi 2 sene içeride haksız yere tutulup FETÖ'cü olmadığı belirlendikten sonra salındı. İşte kalan 10 bin de aynı durumda aslında. Demek için bir mağduriyet ortamı üretmek için kullandılar bu durumu. Çok akıllıca bir stratejidir. Sizin mağduriyet olarak adlandırdığınızın da önemli bölümü aslında yine FETÖ kaynaklıdır. Devlet bunu çözmekle mükellef. Şimdi çözecektir ama hala bir darbe tehdidi altındayken ülkemiz, belki genel bir darbe tehdidi olmasa da Cumhurbaşkanımıza müsaade ederseniz bir konu var. Ali Bey'in daha önceki programlarda dile getirdi. Fransa'da yaşayan bir vatandaşın mağduriyetiyle ilgili. Biz birkaç defa bunu dile getirdik. Hatta kendi şahsım adına mağduriyetin giderilmesi adına eşinin hastalığından dolayı Dışişleri Bakanlığı'ndan bizzat görüşen birisiyim. Ama ona rağmen bir iyileşme olmadı. Birçok konuyla kendisiyle görüşmeme rağmen, yalnız beyefendi bazen hadsizlik ve haddini aşan konuşmalar içerisinde de sosyal medyada da paylaşımlar yapıyor. Kalkıp herkesi aynı tabu içerisinde görmesi de bir hadsizliktir. Burada da kendisine de ifade etmek isterim. Saygısız ve edepsizlerin haklarını savunamayız. Bence Ali
Ali Bey'le bu işe el attıysanız, bakın biz de bunu yapıyoruz ama evet, siz büyük bir cesaret örneğidir. Çünkü öylesine bir örgütsel yapıdan bahsediyoruz ki alışılmış terörle mücadele yöntemleriyle, basma kalıp terörle mücadele yöntemleriyle mücadele edilemeyecek bir örgütten bahsediyoruz. Bakın emniyet silahlı kuvvetlerdeki silahlı kuvvetler imamı silahlı kuvvetler hiyerarşisinde bir assubayın, bir binbaşıya talimat verdiği görülmüş müdür? Ama öylesine bir yapıdan bahsediyoruz ki bir assubay kalkıp da bir generali karşısında saygı duruşuyla selamlatabiliyor. İşte bu böyle bir örgütle mücadele ederken de bence yani büyük bir cesaret örneği sergileyerek bunun elinizi taşın altına sokuyorsunuz. Tabii. Çünkü böyle bir barkodla tanınabilecek durumda değiller. Değil, yani bakın bir... BDDK imamı kim çıktı biliyor musunuz? BDDK'nın çaycısı çıktı, çaycısı. BDDK'nın kurul üyelerine BDDK çaycısı talimat veriyor. Örgütümüz lehine şuraya el koyun. Düşünebiliyor musunuz? Siz klasik terörle mücadele yöntemleriyle nasıl baş edersiniz böyle bir şey? Bunu ben bir şey müsaadenizle ama bir şey olacak, sayın avukatım bir cümle bir cümle ekleyeceğim. Şimdi Murat'ın söylediklerinin altına imza atıyorum, önce onu söyleyeyim. Ama bir şeyin adını koyalım. Bir Dışişleri Bakanlığı'ndaki ne diye konsolos deyin, ateşe deyin, tek bir yazıyla bu FETÖ'cü diye bir yazı gönderiyor ve bunu bunun üzerine kanser tedavisi gören karısına burada pasaportuna el konuluyor ve hukuksal hiçbir şey yok. Yalnız. Sadece Büyükelçilikten yazılan yazı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Benim bir gazetem var. Evet. Gazetemde de atıyorum 20 kişi çalışıyor. Tamam. Ben terör nedeniyle alındım. Yani örgütün sorumlusu sayıldım, imamı sayıldım, bilmem neyi sayıldım. Gazetemde çalışan 20 kişi de örgütün neyi oluyor? Şimdi bakın ben size yine bir şey daha söyleyeceğim. Ben 1980'de arandım. Sonra yakalandım. Evet. Sonra cezaevine işte 46 gün ağır işkenceler gördüm. Sonra uzun bir süre cezaevinde kaldım. 12 Eylül faşistleri ve generalleri, paşaları ben bir örgütten dolayı içeri girdiğim için ve arandığım dönemde, cezaevinde olduğum dönemde abim ilkokul müdürüydü. Abime dokunmadılar ya. Neden? Ben neden olduğunu bilmem. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Çalarak bu örgütsel yapıyı anlatacağım. Bitirin. Bütün hepsinin akraba olduğunu, katalog halinde evlendiklerini, bitireyim karısı, kız kardeşi, yengesi, teyzesinin de FETÖ'ye dahil olduğunu anlatacağım. Bitireyim. Ama başkasının vaktinden gazetecek. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bunların hepsi var olabilir. Benim anlatmak istediğim olay şu. Burada ailemin herhangi bir, benim abim bizim örgütün yandaşı da sempatisinde kadrosu da olabilirdi. Bakın başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ama ilkokul müdürüydü. Onu görevden almadılar. Atıyorum insanlar görevden alınan insanlar oldu ama o insanların başka yerlerde çalışmasına engel ya ben olunmadı. Şu geldim terörle mücadele edilsin. Ergenekon davasında FETÖ'cü bir sanıktı. Ancak bilişim şube bitireyim müdürü abi. Kardeşi de bilişim daire başkanıydı. Bitireceğim. Benim olayım şu. Bu ülkede ben adaletsizlik nerede olduysa söyledim. Önce onu söyleyeyim. Yazılarım ortada duruyor. Meselenin özü şu. Benim ferdi bir suçumdan dolayı, benim isteyerek ve bilerek yaptığım bir suçtan dolayı çocuklarımı ve yakınlarımı cezalandıramazsınız. Velev ki beni yargılamadınız, gözaltına almadınız, herhangi bir iddiana düzenlemediniz ama beni kamuda çalışamaz diye gönderdiniz. Ama özelde de çalışmama engel olamazsınız. Böyle bir hukuksuzluk olmaz. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Buna isyan etmeyecek bir vicdan falan olmaz. Murat'ım itiraz bu. Şimdi. Peki, teşekkür ediyorum. Burada konu dağılmasın diye özellikle sosyal medya üzerinden gelen hani canı yanmış evet olur hislerine ortak oluyoruz, duygularını ifade ettik benim şahsı adıma. Kimseye yapmayacağım o mağduriyete inanarak yaptığım bir çalışma vardı, ilgilendim, risk gerekli olanını da söyledim. Yapabileceklerimi tamam yaptım ama halen burada dilsiz şeytan formatı olacaksa kişilerin kendisi itiraz edeceğim şeytan, ona haddini aşan konuşmalar olduğunu kimse aşmasın. Evet,
yani o şeyi kimse aşma yetkisine de sahip olmadığı gibi böyle bir haksız hukuksuz bir tarzda kimsenin canı o 256 şehidin canından daha kıymetli değildir. Nedeni o kadar yaklaşık 3600'e yakında gazimiz vardı. Şimdi kalkıp bunları görmezden gelip de herhalde FETÖ'cüleri savunacak durumda söz konusu olamaz. Böyle kimse hassizlik yaparak da bizden beklemesin ama bir mağduriyet varsa, gerçekten zulüm varsa onların ortak sabri, hiçbir darbeci savunulamaz, tamam mı? Bu kadar basit. Mesele peki, bu yani. Mesele bu. Evet Bülent Bey, siz herhalde konuya müdahil oldunuz. Evet. Bir cevap verecektiniz, buyurun. 15 Temmuz'dan dolayı şehit ve gazi yakınlarının ana darbe davasında ve birçok davada avukatlığını yaptığım için ben öncelikle bir konuda bir realiteyi ifade etmek istiyorum. Yani dediniz ya FETÖ mağdurları, şimdi Türkiye'deki yargılamalar, ki benim 2012'de internet sitesine girerseniz Avukat Bülent Demir dediğinizde 17-25 Aralık sürecinden önce, yani 2 yıl önce 2012'de adalet mekanizması içerisindeki FETÖ'cü hakim savcıların inanılmaz hunharca tavırlarına dair katıldığım televizyon tartışma programları var. Bunu da STV'nin stüdyosunda söylediğim programlarım var. Neyi tutuklanmamışsınız? Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Hı hı. Şehit ve gazi yakınlarının avukatlığını yapmış olmakla sizin hissiyatınızın dışında tüm duruşmalardaki ve dosyaların içeriğindeki kriminal delilleri de bilen bir kişi olarak. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 17 yıl üniforma giymiş. 28 evet. Şubat döneminde irticadan atılmış bir yüzbaşı olarak bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını, 2-15 yıllık avukat olarak da Adalet Bakanlığı'nın, yani hakim ve savcıların içerisinde bulunmuş olmakla iki kurumda FETÖ'cülerin ve bu FETÖ'cülerle beraber yardım ve yataklık yapan, irtibat ve iltisakı olan aile yakınları ve o şer ifsat komitesinin yurt dışı bağlantılarını da bilen bir kişi olarak şunu söyleyebilirim ki net olarak şu anda da vicdanı hür bir hukukçu olarak, Türkiye'de FETÖ davalarında yargılanan kişilere zulüm yapıldığını kesinlikle yalanlıyorum. Ben darbelerinden söz etmiyorum ama bak benim söylediğim şu. Söylediğim başka bir şey. Bakın yurt dışına çıkan, onların içerisindeki ağa baba takımı olan yılan akrep cinsi bir fikir babalarının olmadı. Dışında Türkiye'de yargılanan Silahlı Kuvvetler mensubu, emniyet mensubu, işte 16 bin hakim savcının 4 bini içerdi. Bir an düşünün, 15 Temmuz Maya tutsaydı. Sizin bu işte yakını dediğiniz, akrabası dediğiniz, işte vah vah öğrenci dediğiniz, hemşire dediğiniz her biri minik birer firavun olarak bu milletin başında boza pişirecek. Kesinlikle. Ve Johnny'leri Ayasofya'da onlara şarap ikram edecek fıtrat ve şeyde olan haşhaşiler. Siz hukukçusunuz ya. Şimdi, yani şunun üzerinden bir şey, o bunu yapacaktı diyerek. Yapacaktı değil. Ama öyle diyorsunuz yani. Dosyalardaki kriminal delilleri ben bilmiyorsunuz. Benim söylediğim şu. Bir bakın diyorum ki başka bir tutuklanmamış diyorum. Gözaltına alınmamış diyorum. Bakın çok bir şey söylüyorum ben size. Ben size siz davanın içi olarak söylüyorsunuz. HSK'da kaç tane dosya var biliyor musunuz? Ali Bey, dili ifade ediyor. Buyurun. HSK'da kaç tane dosya var biliyor musunuz? Başka hakim savcıları kumpas kurmak için, başka kendi meslektaşı hakim savcılarına kumpas kurmak için bayan hakimse erkek, erkek hakimse bayan gönderen bir yapı bu. Yani dolayısıyla siz şu anda Türkiye'de yapılan yargılamalarda mağdur olan bir kesim, evet Murat Bey'in dediği gibi 11 bin kişilik Mor yani, Bey'in evet, tabir ettiğimiz doğru. Ki o davalarda da bulundum ben. 10.430 kişi. Evet. Orada ki o da örgütün bir oyunu ama onun dışında FETÖ'den mağdur bir kitle var ve yargılanıyorlar ve bunlar da hukuksuz yargılanıyor. Yargılama da hukuka uygun yapılmıyor derseniz ben bir hukukçu vicdanıyla bunu bak, kabul bir etmem. Bir kez daha söylüyorum lütfen. Söylediğim olay şu, bakın lütfen. Kamudan atmışsınız.
gözaltına almamışsınız, tutuklamamışsınız, hakkında herhangi bir iddianame yok, tamam? Bu insanların başka bir sahada çalışmasına da engel oluyorsunuz. Mesela en son mecliste doktorlar ya. Ya kamudan atıyorsunuz hakkında ama özelde de çalışamaz diye. Ne demek çalışıyor? Şeyi koyuyorsunuz. Geçti. Yok abi. Çalışabiliyor. Özelden çalışıyor. 450 gün bekleme sonrasında çalışabiliyor. Geçti. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama bunu ama bak, bir de şu var. Şu ya bu daha nasıl bir akıl diyorum ya. Niye? KHK ile direkt ya, atılmasını. Bülent Bey çok özür diliyorum ya. Vallahi benim hakkımdan size vereceğim şunu söylemek istiyorum. Bakın ben öylesine bir yapı ki. Bakın öylesine bir yapı ki. 2013'te mesleğe girmiş bir çevik kuvvet memuruna git. Şu gün, şu saatte Rus elçisinin kafasına sık. Ondan sonra da kendini orada öldürt ve görevini tamamladın. Sen Allah'ın huzurunda artık cennete girecek kişilerden birisin dedirtip 2013 senesinde mesleğe girmiş bir polis memuruna bunu yaptırabilecek bir kudretle mücadele ediyoruz. Bakın o doktorlar mevzusunda da neden 450 gün bekleyecekler biliyor musunuz? Devlet o kadar boğulmuş durumda ki hangisi kırmızı listede, hangisi yeşil listede, hangisi sarı listede bunu ayırmakta bile zorlanıyor. Bakın 3 milyon lira parayı, örgüt parasını İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde nasıl ele geçirdiler biliyor musun? Personelin tamamı farklı vazifelerde olduğu için bir polis memuru aracın önüne aracını kırdı. 3 milyon lira örgüt parasını götüren kişiyi yakalamak için araç durdurup halktan yardım istedi içeridekileri yakalayabilmek için. Böylesine bir örgütlü yapıyla mücadele edip o dosyalar ayıklanırken yeni baylok içerikleri devletin incelenirken o 450 günlük süre şunu bu adam gerçekten FETÖ'cü mü değil mi? Bunu analiz edebilmek için bir zaman kazanıyor devlet. O esnada oluşan mağduriyetlerdir bu söylediğiniz şeyler. Ama bunlar genel yapının sorunlu olduğuna müthiş bir şekilde mağdur edildiğinde insanların işaret etmiyor. Bakın Bülent Bey'in söylediği gibi ağababalarına nasıl kaçırdılar? Ekrem Dumanlı nasıl kaçtı? Emre Uslu nasıl kaçtı? Bilmiyoruz hala. Deniz yoluyla mı kaçtılar? Hayır. Çok güzel bir şekilde deniz yoluyla gitseler bile çok güzel bir şekilde batmayacak bir gemiyle götürdüler. Ama bugün mağduriyet üretebilmek için ne diyorlar biliyor musunuz? Gidin botlarla ne bulursanız kaçın. Yüzerek kaçın Yunanistan'a. Niye? İnsanlar bu olsun ki onların o şey çizelgesini, o işte AB insan hakları cartçurt bilmem nesine şunu koyabilmek için bir rakam daha ekleyebilmek için emirle karısından boşanıp emirle karısını hamile bırakıp ondan sonra ceza şeye araması çıktığında kadının hadi devlet hastanesine git hayatım deyip o GBT'ye düşmesini bekleyip ondan sonra o haneye o AB bilmem ne işte Avrupa bilmem nesine bir hamile daha tutuklu Türkiye'de diyebilmek için uğraşan aşağılık bir yapıdan bahsediyoruz. Evet suçluysak bu hususta suçluyuz. Devletimizi koruyoruz, benliğimizi koruyoruz, çocuklarımızın geleceğini koruyoruz. Burada asıl suçlu olan dönüp arkasına Allah belanı versin Fethullah Gülen bizi niye bu hale getirdin diyemeyen insanlardır. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Peki Bülent Bey toparlasın ondan sonra. FETÖ ile ilgili birkaç cümle daha söyleyeyim ondan sonra bitireceğim. Bu soru da şimdi ikinizi de ilgilendirecek bir şey. Şimdi Ahmet Bey böyle anlatıyor mağdurlar diğer insanlar. Bey. Murat Bey mi? Ali Bey. Ali Bey anlatıyor. Burada ben şunu merak ediyorum. Ben ilk defa Ali Bey'i izleyen bir insan olsam derim ki bu insanın bu meseleye nasıl bakıyor? Bu meselenin özünde ne düşünüyor? Size sorum şu. Buradaki mağduriyeti yaşayan insanlar dediğiniz gibi böyle tek tük yaşanan olaylar falan vesaire veya size göre bunun tamamı 30 bin kişi geri döndü ya. Tamam. Şimdi buradaki insanlar dışında kalan mağduriyet yok işte. Adaletin FETÖ'nün üzerine gitmesi hatta sonuna kadar kararlılıkla devam etmesi bunun PKK'yla da birleştirilerek PKK'nın da üzerine gidilmesi burada da adaletin sonuna kadar işlenmesi noktasında evet bunları yapıyorlar helal olsun diyor musunuz? Yoksa bu konuda fikriniz yok. Biz sadece mağdurları mı konuşacağız? Veya sizin dediğiniz şekilde mağdurları mı? Ben o konuya nasıl bakıyorsunuz? Ya açıkçası terör örgütleriyle ilgili mücadele kısmında devletin olanaklarının sonuna kadar arkasında mısınız değil misiniz? Doğru mu? Mağdurlar dışında. Tabii ki ben... Söylüyorsunuz bunu. İster terör örgütleriyle, PKK, atıyorum, FETÖ, TKPML, DHKPC hangileri varsa bunlarla ilgili mücadele hukuk normları içerisinde yapılır. Evet. Hukuk dışı yapılmalı mı? Onu merak ediyor. Yapılmalı tabii ki. Tamam. Olur mu öyle saçmalık ya? Tamam işte. Böyle bir soruya böyle bir soruya gerek. Tamam. Tabii sevgili genç arkadaşım bilmediği için
Ben bu ülkenin topraklarında ister kendine Kemalist, ister kendine İslamcı, ister başka bir şey, millet iradesine yönelik olarak, millet iradesinin dışında başka bir irade, ister bu polisin iradesi, ister hukuk iradesi, ister askerin iradesiyle, millet iradesiyle iş başına bulunmuş bir siyasal iktidara karşı yapılan her türlü darbeye karşı kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın. Ama yok bu işte, ama bitiriyorum. Ama olmayacak. O aması yok zaten. Ama olduğu zaman Kılıçdaroğlu'ydu. İşte ben tankları üstüne atarım diye tankların yanından kaçıyordu. Murat'ım ben kendim biliyorum bu konuda. Söylemek istediğim olay şu. Bu ülkenin topraklarında nefret ettiklerinize karşı darbeyi savunacaksınız. Kendilerinizi şey yapılınca ona bilmem tuğka ya genel olarak örnek söyleyeyim. Versene abi. Bu ülkenin solcuları seçilmiş bir irade var. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu ülkede Menderes'e asan zihniyet, tamam. Menderes'e karşı darbe yapan zihniyet bu ülkede 27 Mayıs devrimi diye kutlandı bu topraklarda. Bu topraklarda kendini sosyalist, devrimci, solcu, sosyal demokrat diyenler o 27 Mayıs devrimini kutladılar. Hale 1960 darbesini savunan zihniyetler var bu topraklarda. Onun içindir ki bu topraklarda 1960'da 60'da Menderes'e karşı 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat postmodernler, muhtıralar hangi darbe girişimi varsa bu topraklarda mahkum edilmeli ve bu ülkede 28 Şubat postmodern darbesi yapılmış. Hala 28 Şubatçılarla ilgili olarak bu ülkede açılmış ciddi bir dava yok, mahkum edilmiş bir dava yok. Hala bu topraklarda 28 Şubat mağdurları var. Onun için hikaye anlatmasın kimse. Benim mantığım şu. Darbelere kayıtsız, şartsız, amasız karşı çıkacaksın. Darbeyi saat 9.30'da... Terörle mücadele şu, şunu söyleyeyim size. Bir ülkede gayri meşru yollarla, çok açık ve net bir şekilde, silahlı ya da silahsız, hı hı, mücadele eden ve orada toplumun güvenliğini, toplumun canını, malını kasteden herkesle bir devlet mücadele etmek zorundadır. Eğer o devlet mücadele etmiyorsa devlet değildir zaten. Peki. Bu sorulacak bir soru mudur? Teşekkür ediyorum Bülent Bey, buyurun. Bu arada önemli bir soru daha var. İsterseniz onlarla birlikte devam edelim konu dağılmasın diye. Evet, Atatürk gerçekten put mu, kullanılıyor mu? Türkiye'de ulusalcılar diye bir kavram üzerinden artık onlar mı Kemalizmi savunuyor gibi birçok soru geliyor ama buradaki en önemli sorunlardan biri de biliyorsunuz silahlı kuvvetlerde özellikle cuma günleri bayrak töreni yapılır. O törende de ilginç bir şey var. Yemin etme töreni var. Mesela varlığını ve aldığı nefesi Atatürk'e borçlu olduğunu ifade eden bir marş üzerinden bayrak töreni yapılıyor. Bunlar gerçekten söylenmeli mi? Silahlı kuvvetler örneğin nefesimi borçlu olduğum Atatürk'e diye başlayıp böyle mi gitmeli? İşte programın başında da söyledim ya. Yani bizim Kemalizmi 5816'yı konuşmamız gerekir. Ya bunun fikir orada bazında, bağlantısı olabilir mi? Şimdi siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyorsanız, ben 17 yıl üniforma giydim. Şırnak'ta, Hakkari'de bir komando yüzbaşı olarak görev yaptım. Ve orada Mehmetçiklerimi ölüme götürmeye ilişkin onları motive edebileceğim tek konu şehadetti. Evet. Yani İslam'dı. Siz Mustafa Kemal'le, Kemalizm'le hadi buyur ölüme git diyemezsiniz 20 yaşındaki bir çocuğa. Vatikan kendi değerleri noktasında şehadete gönderir. Bir Müslüman da kendi değerleri noktasında yani, göndermesi doğal değil mi? Yani bir beka duygusu olmadan askerinizi İslam'dan gelen şehadet, yani Alevi olduğu halde, ateist olduğu halde ben o bölgede birçok kişinin operasyona katılırken katılmadan önce gusül abdesti alarak gittiğini subaylardan, az subaylardan biliyorum. Yani Kemalist geçinenler bile böyleydi. Yani dolayısıyla siz Mehmetçiğe bir mefküre vermek istiyorsanız ona verebileceğiniz tek mefküre şehadet mefküresidir. Peki. Yani o kişiyi ölüme götürebileceğiniz tek husus onun öldükten sonraki ebedi hayatında alacağı mükafattır. Yoksa işte görüyoruz
PKK ile mücadele ettim ben. Hı hı. Yani çoğu uyuşturucuyla, çoğu şeyle örgüt tarafından göreceği baskıdan dolayı baskınlara katılıyor. Yani dolayısıyla bizim burada ifade etmemiz gereken, evet arkadaşlar fikri planda belli şeyleri söylediler ama bizim bu topraklarda, işte Ali Bey de hep bu topraklarda diyor ya, bu topraklarda biz toplumsal bir barış, toplumsal bir kucaklaşma, kardeşlik istiyorsak özgürlük adına hamleler yapmamız lazım. Yani bırakın ayağımızdaki, elimizdeki, boynumuzdaki prangaları çıkarmamız lazım. Bu da fikrimizi hür özgürlük ifade edebilecek bir şeylerin karşısında olan birinci öncelikli hukuk devleti ise kanunları yürürlükten kaldırmakla mümkün. Diyelim ki 5816 kaldırıldı. Evet. Düşünelim. Ne olur? 3-5 küfür olur. Galis tabirler olur. Ama sonrasında o toz üzerinden kalktıktan sonra bir hakikatler ortaya çıkar. 2 baskı kalkar. 3 artık prangalardan kurtulmuş olursunuz. Kamusal alandaki bir özgürlüğü engelleyen bir maddeye kaldırmış olursunuz yani. Yani pratikte o kadar çok faydasını görürüz ki. Ama nedir? Bir dogma, bir vazgeçilmez bir, nasıl söyleyeyim, yani şeyi düşünün, eski Mısır'ı düşünün. Yani bu insanlık tarihinde var. Piramitler yapılmış, yani binlerce yıllık insanoğlunun tarihsel perspektifine baktığınız zaman kavmi içerisinden çıkmış ve onu ilahlaştıracak derecede aslında baskı kurmak maksatlı figürler, objeler, şahıslar ve izinler görüyorsunuz. Hı-hı. Bunlar o kavimlerin, o toplulukların gelişmesinin önündeki engellerdir. Ve bu binlerce yıllık insanoğlunun bir hatalı tavrıdır. Eğer hatırasını yaşatma veya ona hürmeti ifade etme konusunda bir kutsallaştırma hakkı olsaydı, bizi ve bütün kainatı yaratan Cenab-ı Allah'ın bunu en çok sevdiği, içimizden en çok sevdiği, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek bütün insanların için en çok sevdiği Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'e yapması lazımdı. Evet. Ama yasaklamış. Resulullah Efendimiz ne demiş? Benim heykelimi, hatta resmimi daha yapmayacaksınız. Allah da buna müsaade etmemiş, Resulullah da bunu istememiş. Niye? Çünkü Ademoğlunun fıtratında putperestlik var. İstememiş. Mezarı. Ama bakıyorsunuz, insanlık tarihinde binlerce yıl öncesinden itibaren hala günümüze kadar modern toplummuş gibi diye ifade ettiğimiz toplumlarda bile bir putperestlik meyli var. Peygamber Ali Bey herhalde bir şey söyleyeceğim. Size sormak istiyordu. Yazarı kimdir diye, ben onu tekrar size bir şey söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz vasiyetiyle birlikteki veda hutbesine baktığımızda zaten birçok konunun altını çizmiş ama Ali Bey tekrar herhalde. Yok ben mezarı dedim. Mezarı dedim, yazarı demedim. Bülent Bey, bir izleyicimiz diyor ki sizinle ilgili demin şehadet meselesinde yüzbaşı olduğunuzda, komando yüzbaşısı olduğunuzda Alevi olduğu halde cümlesi kullanmışsınız. Diyor ki İslam dışında mı görüyor ki Alevi olduğu halde diye. Hayır. Kullanıyor. Ateistler. Ben de Aleviyim. Hazreti Ali Efendimiz'i çok sevmekten bir şey demiyorum. Cümleyi kullanırken de yani bir... Ya, ama ben Alevi'den kastım şuydu. Mesela operasyona giderken benim kendi üsteğmenim. Alevi olmasına rağmen gusül abdestini almadığını bildiğim halde ölüme yaklaşma riskini gördüğünde gusül abdesti alır, helikoptere binerdi. Oysa ki biz biliyoruz ki Aleviler gusül abdesti almaz. Yani buradan şu söylemek istiyorum. Biraz sonra itiraz gelecek. Yani bambaşka bir şeye geçer. Yani. Yoksa bizim sahadaki buna girmeyelim. Bahsediyor buna aslında. Girmeyelim. Yani kişiyi siz az önce Sabri Bey sordu ya, yani bir Mehmetçiği ölüme göndermenizle ilgili bu Alevi'de olabilir, Sünni'de olabilir. Bülent Bey, hiç oraya gitmeye gerek yok ki.
bakın hiç İslam'la hiçbir alakası olmayan Liman von Sanders, biliyorsunuz Çanakkale'deki komutan. Evet. İslam ve Müslümanlar üzerinde Allah Allah nidasının ne kadar etkili olduğunu cepheye manevi giderken çözmüş ki söyler. O dönem yeni geliştirilmesine rağmen Avusturya'dan ve Almanya'dan hoparlör sistemi getirtip yeni geliştirilen bir teknoloji olmasına rağmen cephe önlerine koydurup bir din görevlisine Allah 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 deyip bağırtarak insanları yürütmüş. Niye? Ben size daha işte bu hani bu daha aslında şeyini söyleyeyim. Konumuz Atatürk Mustafa Kemal'in şeyi var. Ölüm muhakkak yani sözleri var. Arkadaşlar bulsunlar isterlerse. Şu an tam bil mana toparlayayım. Onun sözünü ifade ederek Kemalizme karşı enteresan bir şey çıkacak ama ölüm muhakkak. İşte Mehmetçik birkaç adım sonra şehadete yürüyecek ama kimisi Kur'an okuyor, kimisi abdest alıyor diye cephedeki hali, Mehmetçiğin tavrını, ruh halini ifade eden sözleri var. Bundan rahatsız olan kimse olmaz ki. Kimse şey ben yani bir soru yani sorabilir miyim? Ben bir şey olur mu? Yani şunu söylemek istiyorum. Gerek Vatan Partisi, gerek işte Ali Bey gibi özgürlükçü düşünen birçok şeyine katılıyorum, özgürlükçü duruşuna dair. Hepimizin bu topraklarda artık skolastik çağı çağrıştıran ve elimize, ayağımıza, boynumuza pranga hükmünde olan yasalardan kurtulmamız lazım. Peki. Kurtulalım, konuşalım, bakalım gerçekten gerçekler ne? Yani yakın tarihimize bir mercek tutalım. 1923'ten beri adaletin olmayışı veya çocuklarımızın, gençlerimizin, işte insanımızın her 10 Kasım'da küfretmesi, baltalarla çarpması, bunlar bitsin artık. Peki. Bitsin. Teşekkür ediyorum. Evet, Murat Bey. Bakın ben çok hem Bora Bey'in vaktinden gasp ettim ara ara, hem Bülent Bey'in vaktinden gasp ettim. Çok fazla konuşmayacağım. Sözü devredeceğim. Yok, anladım. Anladım. Ama hala bir 15 dakikamız olduğunu görüyorum. Ben bana ayrılan 6 dakikayı konuşmayacağım. O yüzden onu demek istiyorum. Şimdi ben 15 yıla yakındır gazetecilik yapıyorum. Bunun bir fiil 11 yılında emniyette ve adliyede geçirdim. Belki bir savcının okumadığı kadar iddianame okudum. Bir hakimin görmediği kadar iddianame gördüm. Gerekçeli karar gördüm, hakkı okudum. Bir savcı kadar artık konuları biliyorsun. Yani onu iddia edemeyeceğim ama en azından yorum hususunda benim de bir fikriyatım var. Ben CMK'yı, TCK'yı bentlerine kadar, alt paragraflarına kadar okudum. Hiçbir yerde şunu görmedim. Bülent Bey de bunu tasdik eder mi bilmem. Tövbe haşa, Allah'ı koruma kanunu diye bir kanun görmedim. Şimdi Mevla'ya hakaret ediliyor mu? Bakın Twitter'da sadece Allah ve arama butonunda Allah ve bir küfürü yan yana ekleyeyim. Binlerce şu an edilen küfürü göreceksiniz. Ekşi Sözlük diye bir platformda yüz binlerce küfür göreceksiniz Allah'a ilişkin. Biz Allah'ı koruma kanunumuz var mı beşeri şeyde? Yok. Buna ihtiyaç duymuyorsak, Allah'ın yarattığı, ülkenin kurucusu olarak andığımız ve böyle kabul ettiğimiz Mustafa Kemal'i korumakla ilgili niye bir kanun üretme ihtiyacı hissediyoruz? İşte o kanun varken de birileri kalkıyor şöyle diyor. Diyor ki 9'u 5 geçe ne yapmalıyım? Gidip hakaret İlim etmeliyim. Senaryolarını. Biri de diyor ki 9'u 5 geçe herkesi ayağa kaldırmalıyım. Biri de diyor ki otobüsün içinde bugün kalkmayanlar ileride kafalarına sıkacağız. Bugün Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda kalkmayanların kafalarına sıkacağız diyor. Birileri. Bu örnekler sonsuza kadar böyle devam edebilir. Bunun önüne geçebilmek için hukuk sistemini dediğimiz gibi ehlileştirir, kendi coğrafyamıza uygun hale getirirsek, olması gereken mesela hale getirirsek olur. Ancak olur. Şunu söylüyorum, bu ülkede Allah'a küfretmek serbestken, bu ülkede onun Resulüne küfretmek serbestken, her türlü saçma karikatürü yapabilmek serbestken, işte getirip gazetesinde yayınlayabilmek de serbestken, Mustafa Kemal'e yönelik böylesine, bakın, hakaret edilmemeli ama onu korumakla mükellef bir kanun olmasını saçma buluyorum. Niye saçma buluyorum? Binlerce kişi de saçma buluyor, tepki gösteriyor ve dönüp baktığımızda işte 9'u 5 geçede gerçekten hani Mustafa Kemal sevgisiyle mi bunu yapıyor bilmiyorum ama dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz absürt manzaraları görüyoruz. Otobanda seyir güvenliğini
artık yerle bir edecek ölçüde kaldırıp yolun ortasında araba durdurmalar, durmayanları, bakın durmayanları hiçe sayarak evet, o 120 ile geçen. Ben şeyi merak ediyorum. Ben evet, şeyi merak ediyorum. Bu absürtlük içerisinde şunu merak ediyorum. Bence bu aslında Atatürk'ü küçültmek, Atatürk'ü hafife almak. Sanki ben şunu merak ediyorum. Çok güzel bir söz söylemişti biliyorsunuz. Atatürk'ten nefret edilmesini istiyorsanız her yere put veya heykelini dikin. Yani ben şunu merak ediyorum. Uçağın içerisinde bir havayolu firmasının uçağının içerisinde pilotun saygı duruşuna kalkacağız dediğinizde hiç Boeing'in ön tarafına gittiniz mi ya da Airbus'un bilmiyorum. Pilotlar şöyle otururlar o koltuklara. Bu adamın hangi pozisyonda olduğunu, Mustafa Kemal'e saygı göstereceğim gülüş derken nasıl durduğunu hakikaten merak ediyorum. Orada oluşan toplumsal baskıyı da anlamıyorum. Bir Allah'ın kulu kalkıp da ne diyorsun sen diyemiyor. Orada ne diyorsun derse indiğinde bir işgüzar kamu bürokrasi tarafından gözaltına alınacağını biliyor. Başka bir işgüzarın da tutanağa dur şunu da ekleyeyim ya eski devlet alışkanlığıyla onu ekleyeceğini biliyor. Bundan ne zaman sıyrılırız biliyor musunuz? İşte bu tür mevzularda Emine Hanım mevzusunda olduğu gibi biz o tutanağa, peki, o ifadeyi ekleyen kişiyi memuriyetinden etmediğimiz sürece vebal altındayız. Kanunlarımızı ülkemizin örf, adet, anane, din ekseninde yeniden şekillendirmedikçe biz bu işten kurtulamayız diyorum. Söz hakkını çaldığım, gasp ettiğim değerli dostlarımıza aktarıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son sözler bize vermeyecek misiniz oraya verdiğiniz? Programın sonuna doğru geldik. Süremiz bitti arkadaşlar. Ama son sözlerini söylediler. Bizden hemen sonra gece bülteni var. Dolayısıyla programın sonuna geldik. Bir dakika yenilmişti hakkımızı. Bir Kemalizm dediğimiz mesele kendi el yazısıyla Mustafa Kemal bunu da söylüyor. Diyor ki Kemalizmin yaptığı işlerin toplanıdır. Türk devrimini yaptığı işlerin toplanıdır. Türk devrimini yaptığı işlere bakın. 1923 sonrası bakalım yani o öncesine neler yapılmış. Kemalizm diye tarif edilen şey, kendi el yazısıyla yapılan şey nedir? Bir vatan savaşı gerçekleştirmesi ve yıkılan bir Osmanlı İmparatorluğundan yeni bir devlet çıkarması. Bir ümmet toplumundan işte o padişahların egemenindeki insanların dünyasından başka bir kültürden bir millet kültürü olarak özgür bir millet çıkarıyor. O gelenekçi hareketlerin üzerine çok şey konu tartışılır ama program... Şimdi Kemalizm dediğin şey o işlerin toplamı, siz bu şeyleri söylüyorsunuz. Ortak değerleri şu: bu ülkede kim bir taş üzerine taş koyduysa elbette başımızın tacıdır ama iş dinamikleri açısından bu ülkeye risk olacak her şeyi de tartışmamız gerekiyor diye söyleyelim. Bir tek cümle söyleyeyim. Bir tek cümle olsun. Türkiye Komünist Partisi'nin kurucuları ve genel sekreteri ve 15 yoldaşı Mustafa Supi Karadeniz'de bizzat Kemalist iktidarın döneminde boğduruldu. Başka söz yok. Peki, çok teşekkür ediyorum. Böylelikle noktayı koyalım. Evet, Murat Alan, çok teşekkür ediyorum. Sayın hukukçumuz, özellikle bu anlamda da Bülent Bey'in önemli bakış açıları oldu. Adalet Platformu Başkanı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben önümüzdeki teşekkür günlerde ederim. Mümkün oldukça tekrar konuşacağız. Ali Tarakçı'ya, Bora Çelik Bey'e çok teşekkür ediyorum. Efendim, hayırlı geceler diliyoruz.